şarkıcı, oyuncu Tuba Özay dün sabah yarım kalan keyifli sohbetine bu sabah da duymayan kalmasın stüdyosunda kaldığı yerden devam etmeye geliyor. Birazdan... Dilimde adın tek bir hece, aşk 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 sadece... Geçmeyen bir sevdan var... İşte Rafet El Roman'ın yeni aşkı. Rafet El Roman'ın hem canıma hem tenime karıştı dediği büyük aşkı kim? Ayrıntılar birazdan. Günaydınlar efendim. Günaydın. Televizyonlarınızı açanlar. Selen Selengil'i böyle görürse şaşıracak tabii ki. Efendim günaydınlar. Bugün 11 Ocak 2017. Lady'yi de bugün yanıma getirdim. Ya daha doğrusu her gün biliyorsun geliyor. Hep geliyor. Ama çocuklar okula gitmemiş bugün ve ne olur Lady'yi görelim mi dediler. Ben de tamam dedim, Lady de gelsin dedim. Gelir misin dedim, Lady de geldi. Biraz yakın gösterseniz arkadaşlar Lady. Lady benim kucağıma gelir mi? Hayır, gelmez. Nasıl gelmez canım? Gelmez, şu anda korkutma çünkü zaten burası onun için yabancı bir ortam. Strese girmesin. Yani sana alışık ama... şu anda tabii biz sabah 5'te kalkıyoruz Lady ile buraya gelmek için. Ve hava karlı falan olduğu için üstü başı giyinik oluyor. Birazcık şu anda bakımsızız. Evet, tüyleri ama, böyle darmadağın olmuş vaziyette. Ne yapalım, hayvan her gün buralara geliyor yani. Sabahleyin kalkıyor benimle, geliyor. Çok bizim güzel. Onunla 24 saatimiz beraber geçiyor Lady ile. Harika, ama sadece Lady yok, başka köpekler de var senin evinde. Evet ama... Onlarla iyi anlaşıyor mu? Ver havlu havlamaz, ısırır beni. Yani seni ısırabilir. Gerçekten mi? İstiyorsan bir beni Cengiz ısır. Dediğinde havluyormuş. Bizim arkadaşlar öyle diyor. Al bakayım. Gel bakayım sen. Gel buraya Lady. Ay canım benim, canım benim, canım beni. Buradayım, ben buradayım. Benim hayatım boyunca hep köpeklerim oldu biliyor musun? Allah Allah. Ciddi söylüyorum. Ama kurt köpeğim, bulldog köpeğim. Ondan sonra bir de terrier oldu. Terrier 15 yaşına kadar yaşadı. Aa, aferin. Ve tabii annemle beraber yaşıyordu en son. Yıllarca beraberdik. Sonra şey oldu. Şimdi alayım ben onu. Al, hadi korkmasın. Şöyle, benim de Doberman'ım var. Bir tane işte Cooker'ım var, Tom Tom. Herkes biliyor. Komşumun köpeği de artık benim köpeğim oldu. Ben bakıyorum çünkü ona. Ondan sonra sokak köpeğim var. Her gün mama alıp gidiyor torbayla. Ama bunlar benim hayatım, öyle sana söyleyeyim. Yani evlat gibi, hiç tabii ki hani evladım yok ama inan ki böyle benim için. Yani onlar evdeler, beni bekliyorlar diye koşa koşa gidiyorum eve. Mesela hatır burada şey nedir, ömür kedisi öldüğü zaman intihar etmek istedin demiş ya ömür gedik. Evet. Hani mesela hayvan sahibi olunca insan anlıyor gerçekten. Ömür gediği bak bir tek bu konuda çok iyi anlıyorum. Yani bir tek bu konuda mı anlıyorsun? Bir tek bu konuda anlıyorum. Çünkü... Tabii ki intihar etmek falan bunlar hani doğru şey tabii örnekler ki değil ama bana da diyorum ki Allah bunun diyorum yani ölümünü göstermesin diyorum Allah içimden. Olsun. Çünkü o kadar düşkünüm ki nefesini dinliyorum. Yani ama hayatım, yani sonuçta biraz da yaşı ilerledi değil mi senin köpeğinde? Tabii kalp hastası bu yaz kalp krizi geçirdi, tekrardan hayata falan döndürdük. O yüzden hiç evde bırakamıyorum. Yani en önemli toplantıya da gitsem çok özür diliyorum herkesten. Şu ama an yayına daldığına göre zaten biz de bunu fark ettik. Yayına bile artık Lady ile beraber çıkıyoruz efendim. Lady, çünkü masamızın üçüncü ismi Lady oldu. Tek terk etmeyecek masayı Lady var artık. Evet. Peki hemen başlayalım haberlerimize o zaman. Tamam. Yine bugün birbirinden ilginç haberlerimiz var. Magazin dünyasında konuşulan haberlerimiz var. Bak benim Lady'm de arıyor. Kızım arıyor. Oh, ona dedim ki sabah dedim sana selam söyleyeceğim dedim Peracığım. Oh öpüyorum Fela seni. Öptük bak Lady de burada. Bak dedim ki beni ara dedim. Şeyleri kaldırın da Lady'yi görsünler. Beni ara dedim sana dedim selam söyleyeceğim Pera'ya dedim. Ekrandan söylüyorum. Sen öpüyorum. Bak buraya bak. Peki Fela, başlıyoruz bak, efendim. Burada, bak. Hemen dün verdiğimiz haberle devamını getirelim. Çünkü Meryem Uzerli ile Oktay Kaynarca arasında bir aşk dedikoduları mı acaba diye dedik. Bir soru işareti atılmıştı ortaya. Çünkü Oktay Kaynarca neleri yırtıyorsun? Çünkü Oktay Kaynarca önceki hafta kar yağmadan önce Berlin'e gitmişti. Evet. Bir otel işi yapmak için ve o otel işini yaptığı görüşmeleri yaparken de bir akşam Meryem'le beraber yemek yemişlerdi. Evet. Baş başa. Bizde olabilir bu ilişki demiştik. Bizde bu ilişki olabilir demiştik. Meryem cephesinden yanıt geldi. Oktay tipim değil dedi. Ha. Ya. Meryem'in tipleri biraz daha uzun saçlı.
Daha böyle yakışıklı tiplerse şey Oktay adam adam kaldım ama. Evet olabilir yani daha böyle. Oktay ağır kaçar canım ama o fena da olmazdı ya. Evet, ben böyle tipim değil falan deyip de ondan sonra ah çocuklar hiç büyük konuşmayın biliyor musunuz? Ah ah ben yani neler konuşurdum da neler başıma geldi. O yüzden de hani büyük konuşmamak lazım. O tipim evet. Değil. İyi beyaz çorap mı giyiyor? İyi pembe çorap mı giyiyor falan diye. Ondan sonra kabus olabiliyor. Yani büyük konuştuğunuz her şey Allah başınızı getirebilir yani o yüzden söylüyorum ben. Demiş ki Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisindeki rol arkadaşı Oktay Kaynarca ile Almanya Berlin'de buluşup baş başa yemek yemişlerdi. Bu yemek sonrası aşk var mı diye sorulmuş. Oktay'la Berlin'de baş başa değildik. Yanımızda Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Kalkan da vardı. O zaman da söyledik yani beraber evet, evet. Hep gidiyorlar diye. Kendimi yeni ilişkiye hazır hissetmiyorum. Hı. Ayrıca Oktay benim tipim değil diye yanıt vermiş. Hı. Meryem Uzerli. Evet demek ki Meryem hoşlanmadı. Evet. Olmadı Meryem'le Oktay. Kızılara'nın babası Can Ateş'le de olaylı bir şekilde ayrılmıştı Meryem Uzerli. Alp Özcan'la da 10 aylık ilişkisinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Ama dediğin doğru Can Ateş ve Alp Özcan mesela çok Oktay Kaynarca tipinde biri değil. Erkekler değil. Ama keşke karakterleri yani tabii son ayrıldığı çocuğu tanımıyorum ama en azından Oktay ilişkisine sahip çıkan, sevdiğime o kadını sarıp sarmalayan bir adam. Oktay'ın da tabii ama şöyle bir geçmişi var. Genelde dizi setlerinde rol aldığı kadın arkadaşlarıyla hep bir aşk ilişkisi yaşamış. İşte Eşkıya Dünya'da Hükümdar Olmaz da Deniz Çakır, Özgü Namal, Sanem Çelik. Tamam daha mı? Da öteye gidersen Serenay Sarıkaya. Hayatım şöyle bir şey Deniz var. Çakır'da İş ortamın var. Neredeyse hayatındaki insanlar da oradan oluyor. Yani kalkıp da hastanedeki hemşireyle arkadaşlık yapacak veyahut da uçaktaki hostesle olacak hali yok. Şimdi nerede daha çok vakit geçiriyorsan, iş çevren, hayatın nerede geçiyorsa orada birisine daha çok vakit geçiriyorsun. Ve oradan birisini bulabilmen çok normal, anormal bir durum değil. Ama aynı, hep aynı dizi setinden de, her rol aldığın dizi setinden de sevgili... Bak şimdi şöyle düşünüyorum. Sabah olmak, uyanıyorsun. Sabah 5'te kalkıyorlar. Ben 6'da... seni görüyorum. tamam. Sabah, hadi sen şanslısın. Şimdi onların seçimleri de şöyle bir... Çok şöyle bir şey söyleyeyim. Şaka bir yana sabah 5'te kalkıyorlar. Gece saat 3'te evlerine gidiyorlar. Dizi oyuncuları. Bunlar hangi arada derede dışarıya çıkacaklar da birisini bulacaklar. İşte imkanlar orada. Orada ne varsa ondan buluyorlar yani. Yapacak işte bunlar şey. Meryem'in seçtiği erkekler. Babası, çocuğunun babası olan zaten. Yani bu adamı hiç görmek bile istemiyorum. Yani hiç görmeye bile tahammülüm yok. Neden? Bu adamı. Yok, yok yani. Bu kız çok üzüldü bu konuyla ilgili. Evet. Ben bu kadar duyarsız, bu kadar merhametsiz, bu kadar vicdansız, kusura bakma. Yani bir adam görmedi. Seni duymadığını varsıyoruz şu an. Çünkü Türkiye'de değil Meksika'da olduğu söyleniyor Can Ateş'in. Meksika'da da olsa ne olacak? Türkiye'de olduğu zamanlar ne oldu? Bu kız doğum yaptığında neredeydi? Doğum sürecinde neredeydi? Hı hı. Evet. Meksika'dan Amerika'ya şimdi geçti çocuklar. Bunlar ilk ayrıldıkları zaman Meryem Uzerli hamileydi. Hamilelik süreci çocuğu kabul etmedi. Kızla hı hı. Evlenmedi. Ondan sonra zaten doğuma da gelmesin demedi mi Meryem? Yani hani istemedi ondan sonra. Yani bir kadının doğum süresince, hamilelik süresince çocuğunun babasının başında olmaması ne kadar korkunç bir şey biliyor musunuz? Tabii ki canım. Yani. O yüzden keşke tipi Oktay Kaynarcı olmasa da öyle adam adam bir adam olsa da onun çocuğuna bile sahip çıkar yani. Hani şimdi bu haberler çıktı diye söylüyorum ben. Evet. Yani. Zaten dün de konuşmuştuk zaten Meryem Uzerli erkek seçiminde doğru. Doğru, tercihler evet. Yapmadığını hep söyledi. Altın evet. Kelebek'te de söyledi. Bakın nasıl söyledi görelim. Bu da son sevgisi mi? Evet. Merhabalar. Şimdi belki diyeceksiniz ki hay Allah doğru adamı o mu seçti? Çünkü seçemiyorum haklısınız. Yapalım. Sağlık olsun da, değil mi? Merhabalar. Şimdi belki diyeceksiniz ki hay Allah doğru adamı o mu seçti? Çünkü seçemiyorum, haklısınız. Evet.
Kendisi, kendisi de itiraf ediyor işte altın kelebek ödül töreninde. Yani, komik, eğlenceli bir kadın. Çok sempatik bir kadın, çok tatlı bir kadın. Ve seçemiyor gerçekten. Bazılarımız bu konuda çok başarısızız. O yüzden de bu seçmek neyle alakalı biliyor musun aslında? Sevgiye muhtaç bir kadın aslında. Yani duygusal ve sevilmeyi seviyor. Hı-hı. Aslında onu kim seçerse, yani aslında o seçmiyor, seçiliyor. Ve seçileni de kabul edip o da onu sevmek istiyor. Yani demiyor ki işte ben, kendisi seçmiyor bence. O yüzden problem çıkıyor. Son birlikte olduğu çocuğun kim olduğunu falan bilmiyorum ben. Neden bittiğini de bilmiyorum. O Alp yüzden... Özcan, 10 aylık bir ilişkisi var. Kimmiş Alp Özcan? Yani neciymiş mesela, iş adamı ama. Evet evet, yani öyle oyun, yani şey sektörden. Efendim? Yat kulübü sahibi. Yat kulübü sahibiymiş. Evet, böyle bir iş adamı. Onunla da ilişkisi 10 ay sürdü. Ondan sonra bitti. Belki bundan sonra doğru adamı seçer. Bilmiyorum, o doğru adam Oktay Kaynarca mı değil mi? Onu da göreceğiz bakalım. Ama Oktay tipim değil diyerek bu tartışmalara şimdilik noktayı koymuş gözüküyor Meryem Uzerli. Zaten Oktay Kaynarca da set için İstanbul'a geri döndü. Bugün Selçuk Yöntem'in ablasının vefat etti. Onun cenazesine katılacak zaten. Bu arada, bir son bir dakika dileyelim. Evet. Selçuk Yöntem'e de. Sabır versin. İnsanın yakınlarını kaybetmesi gerçekten çok üzücü ama bir son dakika haberimiz var. Gülşen şu anda hastanede. Evet. Evet. Çünkü doğum için karnı burnundaydı Gülşen'in. Evet. Ve bir erkek çocuk dünyaya getirecek. Evet, evet. Çok uzun sürdü gibi geldi Gülşen'in doğumu. Artık Gülşen'e diyorduk ya, yani doğru artık diyorduk. Sanki böyle 15 aydır falan hamile gibi geliyordu. O kadar çok onun hamileliğini yaşadık ki. Nihayet şu anda hastanedeler ve bebeklerini kucağına almak için belki de saatler evet, var. Erkek belki de yani bebekleri program, olacak. Programımız bitmeden Gülşen'den iyi haberi alacağız. Ve İnşallah. Gülşen ve Ozan erkek bebeklerini kucaklarına alacaklar belki de şu önümüzdeki 1-2 saat içinde. Dolayısıyla evet. Hastaneye yattı doğum için. İnşallah sağlıkla. Şu anda Demetler de hastanedelermiş. İlk ziyaretçileri de onlar olmuşlar. Bakalım yani güzel haberleri bekliyoruz. Allah tamamını erdirsin. İnşallah sağlıkla gelsin. İsmini de daha belli değildi. İsmi bakalım ne koyacaklar, biz de merak ediyoruz. Pikku bir şey diyordu. Pikku Hayır, falan diyordu. O doğana takma, kadar. Takma isimdi. Ama hala söylemiyordu. Çünkü Gülşen ilginç bir isim. Herkes Gülşen'den ilginç, farklı bir isim bulmasını bekliyor ya. Evet. Evet. Gülşen de onu yayına bağlanıp hatta size de söylemişti. Hala bir isim bulamadık diye. İlginç, enteresan bir isim bulmak istiyoruz. Onun için çalışıyoruz diye hala söylüyordu Gülşen. Herhalde bulmuşlardı çünkü artık dakikalar kaldı. Evet. Hadi bakalım Gülşen, bekliyoruz seni. Nur topu gibi bir hepimiz teyze olmak istiyoruz. Güzel haber bekliyoruz senden. Karnı burnundayken de sahneye çıkmaya devam etti. Hatta evet. O dönem eleştirildi de ya hani niye sanatçı böyle karnı burnundayken sahnelere çıkıyor. Demet Akalın da keza Hira'yı doğurmadan önce tabii Yavşar da sahnelere çıktı. Son ana kadar sahne çalışmalarına hep devam ettiler. Ama ben kendi işlerini yapmaya devam etmelerini saygıyla karşılıyorum. Tabii ki yani. Yani ne, eğer bir sağlık sorunu yoksa, bir problemi yoksa hamileliğinde evinde yatıp yani nasıl bankaya gidiyorsa dediğin gibi nasıl tabii onların işi çok daha zor. Sahneye çıkıyorlar, performans sergiliyorlar, dans stresi ediyorlar. Stresi de var işin. Tabii. İşin stresi de var yani. Hani sadece sahneye çıkıp performans diye bakıyorlar ama bu işin arkası, kulisi var, stresi var, osu var, busu var. Yine iyi kaldırdı, aferin ama... eğer sağlığın el veriyorsa çalışabilirsin son ana kadar. Evet, ne var? Gülşen'in de sağlığı el verdi. Son ana kadar çalıştı. Son bir buçuk aya kadar hamileliğinin sahnelerdeydi. Evet. Ve şimdi de dün itibariyle hastaneye yattı. Doğum için dakikalar var. Doğuma artık saatler sayıyor. Hadi İnşallah. Bakalım bekliyoruz. Güzel haber bekliyoruz. Allah sağlıkla, kolaylıkla kucağına almayı nasip etsin şimdi, efendim erkek çocuğu. Bir son dakika haberi daha var. Hı hı. Murat Yıldırım. Evet. Konuşuyorduk. Bu, Murat Yıldırım. Düğününü konuşuyorduk. Yaptı. Evlilik dedik ya artık hani seni artık şeylerle görmek istiyoruz. İşinle. Kim milyoner olmak ister var ya program. Evet. Artık o sunacakmış. Artık ben... bütün kızlar seyreder vallahi, bir şey söyleyeyim mi? Bütün kızlar seyreder yani. Günün bence bomba haberi bu. Bence de. Evet, günün en ilginç haberi bu çünkü televizyon dünyasında. Çünkü
Kim Milyoner Olmak İster'i 2,5 yıldır Selçuk Yöntem sunuyordu. Peki neden Selçuk Yöntem de çok başarılıydı? Yani bence Kenan Işık, Selçuk Yöntem, bunların ses tonları, ifade Türkçeyi çok iyi kullanmaları, entelektüel birikimlerinin tabii olmuş olması da çok önemli. Kültürlü adamlardı. Yani şimdi Murat Yıldırım başka bir kimlik, başka bir tarz. Evet. Neden acaba Selçuk Yöntem bıraktı ve neden acaba Murat Yıldırım tercih edildi? Şimdi ben sana söyleyeyim bunun neden olduğunu. Kenan Işık 21 Mart 2014'te beyin kanaması geçirdi. Evet. Hala evinde ne yazık ki bitkisel hayatta devam ediyor yaşamını sürdürmeye. İnşallah bir an önce ayağa kalkar. Eşi Beril Hanım gerçekten başından beri yanından bir dakika ayrılmadı. Ve sürekli Kenan Işık'ın sağlığıyla onu tekrar hayata ayağa kaldırmak için, hayatın içine sokmak için can havliyle hep yanında oldu ve çalıştı. Çalışmaya da devam ediyor. Çaba göstermeye devam ediyor. Hani sen hep söylersin ya eşler iyi günde, tabii, kötü günde en yanında olması. Şey, en Beril Hanım gerçekten de Kenan Işık'ın en kötü gününde, en zor gününde hep yanında oldu. Olmaya da devam ediyor. Allah razı olsun. Evet. İnşallah Kenan Işık ayağa kalkar da şu yıllarca sunduğu, çünkü yaklaşık 10 yıla yakın bir zaman süresince Kim Milyoner Olmak İster'i Kenan Işık sundu. İnşallah ayağa kalkar da şu yarışma sahibine emanet olarak alan sunucular sahibine teslim ederler. İnsan hala inanamıyor Kenan Işık'ın. Yani gerçekten inanamıyorsun yani, o kadar dinç, o kadar... Bambaşka değerli bir adamdı yani, inşallah adamdı diyorum şu anda tabii ki hani hasta olduğu için ve Allah şifa versin, inşallah aramıza dönsün. Ama Murat Yıldırım da bence artık bu Kim Milyoner İster türü yarışmalar birazcık eskidi ya. Ama o yani da taze kan oldu bence. Yani aslında beklenen hani daha böyle ağır tipler, daha böyle dediğim gibi hani diksiyonu, tarzı daha ağır birilerinin hani sunduğu programlardı ya. Bilemedim yani Murat nasıl olur? Bence iyi olabilir. Bak şimdi 2 Mart 2014'te Kenan Işık beyin kanaması geçirdikten sonra bir dönem herkes hep konuk sunucularla devam etti yarışma programı. O zaman Selçuk Yöntem'i de davet etmişlerdi. Pek çok ünlü oyuncu Kenan Işık'ın olmadığı dönemde onun koltuğuna oturarak bu yarışmayı sundular. Evet. Ve ondan sonra Kenan Işık'ın hastalığı tabii ki uzun süreye yayılınca bir sunucuyu seçmek zorundaydı. O dönem seçtikleri yaklaşık 10-15 kişiye sunuculuk yaptırdılar. O dönem oradaki en iyi performansı sergileyen isim Selçuk Yöntem'di. Bence ve de. Selçuk Yöntem daha önce Büyük Risk Star'da da yayınlanan Büyük Risk yarışmasını sunmuştu. Oradan da tecrübeli olduğu için bu yarışmaya küt diye oturdu. Ve cuk oturdu. Yani aynen. Hiçbir şey olmadı. Şimdi 2,5 yıl Selçuk Yöntem çok iyi sundu. 2,5 yıl çok başarılı oldu. Peki ne oldu da? İşte onu soruyorum ben. Birden Murat Yıldırım'a dönüldü. Şimdi reytingleri de iyiydi. Bunun tek nedeni olabilir. Tek nedeni olabilir. Gerçekten Selçuk Yöntem 2017 yeni yıl itibariyle yüksek bir para istemiş olabilir. Artı çok iyi bir diziye başlayacak olabilir. Yani benim bildiğim şu an Selçuk Yöntem'in dizisi yok. Yani bir TRT'de yeni bir dizisi başlayacak 4 bölüm falan ama onu da çektiler, bitirdiler zaten. Hmm. Dolayısıyla yani ya yüksek bir ücret istemiş olabilir ki bence hani bu anlaşılmayacak bir durum değil. Ya çünkü da bir noktada anlaşılır bu işte. Ya da bu da attığı tweet işte Murat Yıldırım'ın hayırlı olsun diye kendi ağzından da duyurdu Milyoner Olmak İster'i sunacağım. Başka ne olabilir? Yani başka... Hayır niye Murat Yıldırım çünkü o yüzden onu merak ediyorum. Murat Yıldırım neden? Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Murat Yıldırım'ın tercih edilmesinin nedeni tabii ki son dönemin popüler oyuncularından bir tanesi. Ama şöyle bir handikapı var. Daha önce bu tür bir yarışmayı sunmamış bir isim. Bir de gene yani belirli bir birikim de gerektiriyor değil mi? Çünkü bazen sorular hakkında konuştukları zaman yani o soruyla alakalı onun tarihi var... Ne bileyim o kadar çeşitli yerlerden sorular geliyor ki onun üzerine sohbetleri oluyor. Ya ama Murat Yıldırım da birikimsiz bir adam değil. Bak şimdi birebir tanıdığım için gerçekten öyledir, okuyan, ama araştıran, hani dünyayı, birikimi. Edebiyatı, tarihi bilen bu konularla ilgili ciddi araştırmalar yapan bir adam. Kadar yani söyleyebilir miyiz? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sadece merak ediyorum. Birisi bak yanlış anlama. Birisi daha az birikimli, daha bir şey. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir soru soruyorlar dünya tarihinden.
Yani hayat boyu konuşulan. İşte adam onu orada biliyor. Karşısındaki cevabı verdikten sonra onun sohbetini ediyor karşısındaki adam. Şimdi bir kere yaş itibarıyla hani çok bulmaca çözüyor falan olmuş olması lazım falan. Yok. Yani, ya bir de hani dersine çalışacak tabii ki. Yani konuların nereden geldiğini, soruların evet, ne olduğunu falan. Yani, çok, hani Murat Yıldırım da işini iyi yapan bir oyuncu. Ama dediğim gibi buradaki tek handikap daha önce bu tür bir yarışmayı sunmamış olması. Ve bir eksisi daha var. İki tane tecrübeli oyuncu. Yani Kenan i̇şte. Işık, anladın mı? Yani aynen. Bir duayen oyuncu. Aynen. Yaşı itibariyle oturmuş bir isim. Selçuk Yöntem keza öyle. O yüzden o koltuğu çok da. Şimdi onların yanında iki tane tecrübeli, deneyimli, duayen ismin yanında acaba Murat Yıldırım toy mu kalır? Seyirci onu yadırgar mı? Onu da önümüzdeki haftalarda konuşma, göreceğiz. Konuşma, diksiyon, üçüncü kere de diksiyon diyorum. Çünkü çok önemli bir şey. Yani Türkçeyi iyi kullanma, konuştuklarını iyi ifade edebilme, hitabet gerçekten çok önemli bir durum. Şimdi bu iki tane usta tiyatrodan gelen iki ismin konuşmaları, hitap ediş şekilleri, Türkçeyi kullanma tarzları çok ustaca. Murat'ın normal röportajlarından anladığım kadarıyla böyle bir şeye sahip değil. Bir kere bence buna çok iyi çalışmalı. Çünkü konuşurken duruyorlar, bir orada bir mesafeli bir duruşları var aslında o sunucularında yani. Ya inşallah yapsın, ben sevindim. Çünkü ben Murat Yıldırım'ı seviyorum ve onu ekranda görmek istiyorum. Herhalde bu sene proje yok, dizi projesi olmayacağı için artık geçti bu sezon. Sezonun ortasındayız çünkü. Demek ki o da bu sezonu böyle geçirmek istiyor. Evet. Fakat neye korkuyorum Murat'la ilgili biliyor musun ben? Murat çok iyi bir oyuncu ve oyunculuk kariyeri çıtası yukarıda olan bir çocuktu. Şimdi bu evlilik arkasından bu yarışma program sunuculuğu falan acaba onun oyunculuk kariyerini etkiler mi diye de düşünüyorum. Yani uzaklaştırır mı? Yok, uzaklaştırmaz. Yani sonuçta Selçuk Yöntem'de de sunarken dizilerde oynadı. Onlardan zaman bulduğu zaman mutlaka... Ama onlar karakter oyuncularıydı tabii. Daha çok. Başrol, yani tabii ki başrol kıvamındaki karakter oyuncularıydı. Ama bu başrolde oynayan bir çocuk jönken ve en parlak dönemindeyken böyle bir şey yapıyor. Ama bunlar tabii hepsini konuşuyoruz biz burada bu masada. Sevindim mi? Ben sevindim. Ben Murat Yıldırım'ı görmek istiyorum ekranda. Birçok insan da bence görmek istiyor. İnşallah iyi olur yani. Bence yani ben kanalın ya da yapım şirketinin yerinde olsam Selçuk Yöntem'le devam ederdim. Çünkü oturmuş ve işini başarıyla yapan ve reyting karşılığı da olan bir yarışmaydı. Ama dediğim gibi neden anlaşamadıklarını bilmiyoruz. Murat Yıldırım da seçilebilecek en doğru isimlerden bir tanesi. Çünkü gerçekten hem o yarışmaya oturur. Hem de o birikimi var Murat Yıldırım'ın. Hayır, ben sadece Murat Yıldırım'ı akıllarına nereden getirdiler? Yani tepeden inme mi geldi Murat Yıldırım oraya? Yani böyle bir şey de aklıma gelmiyor değil açıkçası. Çünkü değil çünkü yani şundan dolayı değil hani. Ne alaka hani bu programda Murat Yıldırım? Bir tek onu düşünüyorum. Ama şu anda sonuca baktığımız zaman kötü mü olur? İyi de olabilir. Yani tamamıyla Murat'ın kendini yetiştirmesi, işte bu Türkçesine dikkat etmesi... bilgi dağarcığını bol bol bulmaca çözmesi, ne kadar oradaki şeyleri önüne bilgileri de konsa bir sohbette insanın bunu bilip bilmediği çok anlaşılıyor yani. Murat Yıldırım ama koltuğu doldurabilecek en iyi isimlerden bir tanesiydi. Selçuk Yöntem'e de teşekkür ediyoruz bu tür şeylere, bu yarışmayla gayet de başarılı bir performans sergiledi. Bir kez daha baş sağlığı dileyelim Selçuk Yöntem'e çünkü dün ablasını kaybetti. Evet. Allah bugün sabır versin. Cenazesi var Selçuk Yöntem'in ablasının. Dolayısıyla Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da Allah sabır versin diyelim Selçuk Yöntem'in. Peki şeyle Murat Yıldırım'la ilgili İmane'nin eşi İmane'nin de Twitter, Instagram'daki izleyici takipçi sayısı bir anda 500 bine fırladı. Yani, o da normal. Yani o da normal. O da normal. Çünkü Murat Yıldırım gibi hem Türkiye'de hem de Orta Doğu'da popüler bir isimle evlenince hem Murat Yıldırım'ı takip etmek isteyenler, acaba Murat Yıldırım'ın eşi kimdir diye takip etmek isteyenler onu de olunca yakında Serdar Ortaç'ın eşi gibi. O da yavaş yavaş kameralara alışacak, konuşmaya başlayacak, ona da teklifler gelecek. Bakalım yani bunlar olacak. Olsun da olması da çok normal değil mi zaten? Onlar da bir şekilde burada çalışma ortamı bulacaklar. Onların da kaderleri burada devam edeceğine göre. Bunlar da normal, güzel de bir kız. Evet, 500 bin takipçi sayısına ulaşmış diyelim efendim. Peki devam edelim. Günün ilginç haberlerinden bir tanesiyle. Neymiş? Aslan Arda meselesi.
Bu Arda yani her gün magazin figürü gibi nasıl haber olabiliyor? Ben anlayamıyorum gerçekten yani. Vallahi yani her gün bu masada Arda'yı konuşuyorum ben. Her gün konuşuyorsun ama evet. Bunun Arda'yla çok ilgisi yok biliyor musun? Neyle alakası bunun var? Bunun bence biraz da bizim magazin basınıyla alakası var. Çünkü Arda'yla ilgili her konuyu Arda'ya bağlıyorlar. Her konuyla ilgili bir altında bir şey arıyorlar. Şimdi bak mesela şu haber gelsin arkadaşlar ekrana. Bayrampaşa'ya selam diye bir haber çıktı bugün gazetelerde. Aslan Doğan Arda'ya barış mesajı Aslan Doğan'dan. Önceki gün Instagram'da hikaye paylaşan Aslan Doğan kız kardeşi Dilihan'la birlikte canlı yayın yapmış. Milli futbolcunun doğup büyüdüğü Bayrampaşa'ya selam göndermiş. Instagram'da canlı yayın yaparken. Şimdi buradan da Bayrampaşa'ya selam. Acaba Arda'ya mesaj mı diye hemen bu bir haber yapılmış. Hayır, oradan birisi istemiş o selamı. Evet. O da Bayrampaşa'ya selam demiş. Şimdi Aslan Doğan'ın bence bu ilişkiden gitmeyen taraf olduğunu düşünüyorum ben. Yani biri gitmiş artık Arda gitmiş bence bu ilişkiden. Aslan da sevdi Arda'yı. Yakışıyorlardı da yani ama olmayınca olmuyor. Çünkü neden riskli biliyor musun? Önemli aşklardan çıktıktan sonra yani Arda biliyorsun Sinem Kobal'la beraberdi. Evet. Ve büyük aşk yaşadılar çok uzun süre ve evlenmedikleri için de en sonunda ayrıldılar. Hemen onun arkasından gelen bir aşktı. O yüzden şanssız bir aşk. O yüzden Aslan şanssız. Çünkü insanlar herkes de var bu yaralarını sarmak isterler. Ve yaralarını o anda karşısına ilk çıkan kimse onunla sarmaya kalkarlar ama saramadıklarında o iş gitmez. Yani o yüzden belki Aslan şimdi onun karşısına çıkmış olsaydı bir iki ilişkiden sonra çok daha şanslıydı. Belki sona gideceklerdi ama hemen arkasından olan bir ilişki olduğu için belki de gidemedi. Sadece yaraları sardı diye düşünüyorum ben. Bu da Bayrampaşa'da top oynarken evet. Arda'nın görüntüleri doğup büyüdü Bayrampaşa. Ama ben şunu anlamıyorum. Şimdi hikaye paylaşırken, internetten canlı yayın yaparken Aslan Doğan'a soruyorlar. Yenge diyorlar, yanıt vermiyor. Arda'yla tekrar beraber olur musunuz diyor. Bunları konuşmak istemiyorum diyor. Arda'yla ilgili takipçileri onlarca soru soruyor. Hiçbir tanesi de yanıt vermiyor Aslan. Evet. Şimdi hiçbir tanesine yanıt vermedikten sonra bir tane çocuk bağlanıyor Bayrampaşa'dan. Bayrampaşa'ya selam gönderir misin diyor. Ne yapacak, göndermeyeyim mi diyecek. Bayrampaşa'ya selam diyor. Şimdi bunda bu kadar bir şey yok. Bence de bir şey yok. Hiçbir yani şey yok, dolayısıyla senin şu lafına itiraz ediyorum. Hani sanki hala Arda ile yaşıyormuş, Arda'ya dönmek istiyormuş falan laflarına. Yok, yani bundan bu anlam çıkarılamaz. Ben bundan çıkartmadım bu anlamı. Nereden çıkardın? Ben gene itibariyle onun paylaşımlarından Twitter'a ve Instagram'a yaptığı mesela bazı yazılar vardı. Daha önceden de programa konuk oldu çünkü gazeteye de çıktı bunlar. Hep orada hep hayır, paylaşım dediğin de böyle bir şey işte. Bir şey paylaştığı yok kızım. Şimdi şöyle bir şey paylaştığı yok olur mu Allah Allah. Çıkmış gazeteye okuduk hepsini. Şöyle bir şey söylüyor yani. Yani mesela o sözler genel sözler hepimiz buluyoruz onu mesela. Kendimize uygun olanı paylaşıyoruz. İçimiz, kendimizi içinde bulduğumuz olan yazıları. Aslında karşımızdakine söylemek istediğimiz ama direkt söyleyemediğimiz ama o yazılarla beraber mesaj yolladığımız yazılar oluyor kadınlara. Sen onları pek anlamayabilirsin yani. Biz anlamıyoruz tabii. Hayır yani kadınlar bunu yapabilirler anladın mı? Ben şu Lady'yi iki dakika bırakmak burası çok sıcak onun kalbine zarar. Tamam. İki dakika evet. Ben de bu arada sen hop bak gidemezsin demiştim sana. Tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. Ya gördün mü? Tamam yok tamam geldim. Şimdi evet. Dolayısıyla Arda'nın şeyle Aslan Doğan'la Aslan Doğan'ın Arda'ya böyle çok şaşırtan mesajlar gönderdiğini dolayısıyla sizin kadınların hani paylaştığınız mesajlarda böyle ince ince erkeklere ya da ayrıldığınız sevgililere evet. mesajlar gönderdiğinizi tamam ama her paylaşılan da buna yorumlanamaz. Dün Erhan Çelik aradı beni. Allah Allah ne yapıyormuş Erhan Çelik iyi miymiş? İyiymiş selam söyledi sana da çok teşekkür etti dünkü paylaşımdan dolayı. Ne çünkü için? Şehit polisimiz Fethi Sekin'le beraber hazırladığı çok güzel bir video evet, vardı. Evet gerçekten tebrik ederiz. Ve o video ile ilgili cumartesi pazar bütün hafta sonu çalışmış nasıl olduğunu da burada anlatmıştık. Varsa DSF'ye dönelim arkadaşlar şeyde. Çünkü her oyuncudan her ünlü isimden pek çok isim vardı orada. Her ünlü isimden WhatsApp'tan
kendi yazdığı metni okumalarını istemiş. Evet. Onları daha sonra montajlamış. Bütün cumartesi pazar çalışmış. İşte buydu Kıvanç Tatlıtuğ'dan. Bizden istemedi ama. Bizden istemedi ama dizi oyuncuları şeyler var, isimler var. Dolayısıyla şimdi Erhan'ı dün biz burada bunu yayınlayıp çok güzel bir iş yapmışsın. Tebrik ediyoruz Erhan Çelik deyince. Hani böyle magazin haberleriyle değil bu tür işlerle ekrana gelmen, önemli, konuşulman çok, çok daha şey önemli var diye. Dolayısıyla o da onu izlemiş ve çok teşekkür etti işte. Evet, bizi mi izlemiş Erhan? Evet. Vallahi teşekkür ettiğini bize duyduğumuza sevindik. Biz zaten hani... Yani üzerine sitayişle bahsedilmeyecek bir mevzu değil ki. O kadar güzel işlenmiş ki. Evet. O kadar yüreğe dokunmuş ki yani. O yüzden de tebrik etmemek mümkün değil. Şimdi konuyu nereye bağlayacağım? Bunu paylaşınca Erhan'a da ben dedim ki. Ya Erhan dedim bak ne kadar güzel. Orada yayında da söyledim ben işte. Bu tür hani magazin haberlerle gündeme gelmektense. Sonuçta TRT Haber gibi çok önemli bir kurumun haber dairesinin başında Erhan Çelik. Bu tür haberlerle gündeme gelen ne kadar daha iyi. Ya çok haklısın dedi o da. Ve adamı seçim iti ki ne yapsın? He yani onu bilmiyorum ama şunu söyledim. Ya dedim lütfen dedim sen de şeye dikkat et. Paylaştığın sosyal medyada paylaştığın mesajlara, yazılara, fotoğraflara dikkat et dedim. Çünkü hani öyle demek istememiş olsam bile hemen oraya yorumlanıyor. İşte Gülben'e yorumlanıyor, ayrıldığı eşe yorumlanıyor, ilişkiye yorumlanıyor, başka bir şeye yorumlanıyor. Erhan da evet çok haklısın dedi. Bundan sonra dedi sosyal medyada paylaşacağım yazılara, fotoğraflara gerçekten dikkat edeceğim dedi. Dikkat etmem gerekiyor dedi. Çünkü Aslıhan meselesiyle ilgili de bu. Bir şeyi paylaşıyorsun hemen hop Arda'ya ya da işte Erhan Çelik meselesiyle ilgili bir şey paylaşıyor hop hemen Gülben'e. Tabii ki dikkat etmeleri gerekiyor. Benim Erhan'a söylediğim de buydu zaten. Ama yani, her şeyin altında da hani öküz altında buzu aramak var ya her lafın altında da. Bir şey aranmaz. Şimdi zaten hani konu geçtiği için sen açtığın için gene söyleyeceğim. Sonuçta bütün gizli şeylerin zamanla ortaya çıkma gibi bir alışkanlığı vardır gibi bir söylemde bulunan bir adamın hala geçmişte takılı kalacağına inanmıyorum ben. Çünkü bunu söyleyebilen bir adam gerçekten bu konuda yara almış ise bir daha semtinden değil, adından değil, önünden değil, arkasından değil, uzağından değil hiçbir kelimeden geçmez. O yüzden ben Erhan Çelik'in Gülben Ergen'le ilgili göndermeler yaptığına hiç inanmıyorum. Çünkü bu işin zaten bu ayrılıkla beraber değil, bu ayrılık öncesinde bittiğini düşünüyorum. Yani bu birdenbire biten bir durum değil yani. O yüzden daha sıcak değil ki hala bir şeyler yazma ihtiyacı duysun. Onu öyle algılamıyorum. Ben de ona katılıyorum ama işte hani gazetelerde, internetlerde hemen oraya yorumlandığı için. Yani ben de inanmıyorum hala o meseleyle ilgili. Ama bu da ilgili çok saçma bir şey. Çocuklar geçen gün kar yağdı. Tamam mı? Bir tane arkadaşımız var bizim. Erkek arkadaşım yani ama arkadaşım. O da böyle çok çapkın falan bir çocuktur. Ben onun için bir paylaşımda bulundum. Dedim ki işte karda yürüyüp izini belli etmeyenlerin günü havası bugün. Hadi siz iyisiniz dedim. Hemen altına Gülben Ergen yazmışlar. Yani aklıma bile gelmedi. Şimdi bir de kendi kendilerine de yapıyorlar tabii, işte onu yani diyorum. Çünkü yani, hemen milletin aklına hemen acaba oraya mesaj mı gönderiyor? Yani, acaba eski sevgiliye mesaj mı var? Dolayısıyla Aslan şey... Doğan meselesinde de ben artık Aslan Doğan'ın... Siz hep kötüye çalıştın kafanızla. Ben zaten söyleyeceğimi açık açık söylüyorum. Benim böyle şey teşbih yapmama gerek yok yani. Evet. Peki devam edelim bakalım haberlerimize. Birce Akalay haberi var. Çünkü Sarp Leventoğlu ve Birce Akalay bu kış günlerinin en çok konuşulan iki ismi oldu. Çünkü evlilikleri bitme noktasında, boşanmak için başvurdular ve dolayısıyla... Ne oldu hani barışmışlar mı? İşte aynen ayrılıyorlar mı, barışıyorlar mı falan filan derken... Derya Şensoy mu devreye girdi derken dün haber gelmişti barışıyorlar diye, Birce silmedi diye ama bugün... Taşınma hazırlığında diye bir yeni bir haber Ay, var. Hiç inanmıyorum bu haberlere, kusura bakmayın. Bunların hepsi şimdi bunu hikaye senaryolaştırıp buna devam ediyorlar. Ta ki şimdi buna ağzından bir şey alınamadığı zaman tamam. Şimdi senaryolar başladı şimdi yani hiç inanmıyorum. Ama suratı mutsuz alışveriş ederken bir fotoğrafı var. Evet. Asla konuşmayacağım demiş. Zaten aynen, bu konuyla alakalı bu benim canımı sıkıyor demiş. Şimdi tabii ki hani bu fotoğrafın önemli yanı şu. Birce Akalay Yasemin Hanım annesiyle beraber ev mağazaları satan bir alışveriş mağazadan alışveriş yapıyor. Dolayısıyla hemen
Evi yeni ev mi ayrıldı? Yani ne alakası var? Önde bereler falan var. Ayrıca insan evine de bir şey alabilir. Ne var? Ama kadınlar ayrıldıkları zaman ilk yaptıkları iş saçının rengini değiştirirler. Ondan sonra da alışverişe çıkarlar. Onu biliyorum. Evet. Yani çünkü o alışveriş bir terapi, biliyor musunuz yani? Annesine taşındı denmiş. Annesine buradan taşındı. Zaten dediğin gibi şu tişört 29 lira, pantolon 39 lira diye yani yazıyor fotoğrafta yani olan evet. Mağaza çok alışveriş mağazası, ev satan, ev aksesuar satan ev mağaza gibi durmuyor. Ev aksesuar da evet. Satsan oldu. Zaten Birci Akalay da demiş ki bunlar benim zaten canımı sıkıyor bu haberler Sarp Levendoğlu ile ilgili. Bu konuyla alakalı konuşmak istemiyorum demiş. Israrla sormuşlar Derya Şensoy mu evliliğinizi bitirdi diye. Birci Akalay da hiçbir zaman bu konularla alakalı konuşmayacağım diye kestirip atmış. Annesiyle de alışveriş yapmaya devam etmeyeyim. Şimdi annelerle vakit, şimdi bu ayrılık sonrası annelerle vakit geçiriyorsun ya. Hı-hı. Annelerimizin fix ortak lafı nedir biliyor musunuz? Ben sana demedim. Ben sana bu adamdan bir şey olmayacağını söylemedim mi? Ben sana demedim mi? Lafını ben duymaktan benim kulaklarım nasırlaştı artık yani. O yüzden de şimdi bu Birce'nin annesi de ne yapsın? Annelerimiz de bizim üzüntülerimizi üzülüyorlar. Yani hiç kimse ister mi çocuğunun evliliği falan bitsin? Ama diyordur işte. Ben sana demedim mi diyordur. De kesin bu cümleyi kullanmadıysa ben hiçbir şey bilmiyorum. Sana annen sürekli tabii bunları söylediği için. Benimkisinin repertuarının ilk cümlesi bu. Ben sana demedim mi demekten kadına fenalık geldi. Çünkü anneler özellikle kız anneleri. Yani istiyorlar ki iyi birilerine evlensin. Hani rahat edelim, bizi düşünsün. Biz hiç olmadık adamlar bulduğumuz için ve üzülüyoruz tabii sonra ve olmuyor da zaten yani. Ve aynı tipleri de seçtiğimiz için olmuyor, gitmiyor yani. Ama annenin söylediği adamla da beraber olamazsın canım. İşte ama ben zannetmiyorum ki boşanmış bir kızına annenin ben sana demedim mi demeyeceğini. İlla der ya bütün anne. Diyorlar işte. Yani ben. Zaten çünkü niye diyor biliyor musun? Zaten evlenmeden önce de istemiyorlar ya. Evlenmeden önce diyor ki işte şu böyledir diyor, bu sana bakmıyor, bu mesuliyetsiz diyor. Bu diyor eve diyor bir gün ne yaptı diyor, her şeyi sen yapıyorsun diyor anneler yani bunu. Ondan sonra ayrıldım dediğim zaman da ama çok mutlu oluyorlar çünkü onlarla zaman geçiriyoruz biliyor musunuz? Tekrar eve dönüp. Ben ayrıldığım anne anında bir 3-4 ay devamlı annemle beraber oluyorum. Yani çünkü ben, sığınacak yani evet, kadın için sığınacak evet, en sığınacak güvenli liman. Anne, hemen anneme koşarım. Anne ayrıldım diye. Annem de bana çok o zaman ilgi gösterir falan. O benim çok hoşuma gider. O zaman kavga dövüş artmıyor mu anneyle kız arasında daha çok? Hiç ya. Ben ayrıldığım zaman en çok annemle anlaştığım dönemler kimseyle hayatımda olmadı. Ya bu anneler böyle istemiyorlar yani. Ya biz bütün annelerde birazcık egoizm var yani. Herhalde yani, şeydi dediğim. Ama tabii ki de yani görüyor diyor ki bu adamdan diyor sana bir şey olmaz. Bak mesleğinin şurasındasın, böylesindesin. Niye bu yani başka adam mı yok diyor mesela. Bunun neresini sevdin? Ben diyor bu yaşta ona bakmam diyor annem mesela. Ama Birci Akalay için ben Sarp Leventoğlu için Birci Akalay'ın annesinin böyle bir şey dediğini zannetmiyorum. Yani ben söylediğini düşünüyorum. Çünkü Birci Akalay da mesleğinin en güzel yerinde. Yani şu anda başarılı bir oyuncu. İşte alışveriş en azından demiştir ki şu anda niye evleniyorsun falan filan demiştir yani. Niye bu çocukla evleniyorsun demiştir. Demiştir. Şimdi boşanınca da ben sana demedim. Ben sana demedim mi? Ya bak böyle bir şarkı yapılabilir. Ben sana demedim. Çünkü bu ben sana demedim mi bütün annelerin ağzına plesenk olmuş bir şeydir yani. Ama yine de bir şey söyleyeyim mi size? Ben bu çifti neden olduğunu bilmiyorum. İkisini de hiç tanımıyorum. Çok yakıştırıyorum ve barışacaklarına inanıyorum. Sen inatla onu söylüyorsun. Dünkü haberlerde bu yöndeydi zaten. Barışacaklar. Birce sildirmedi. Ya sildirebilir, sildirmeyebilir falan filan da. Yani Sarp mıydı çocuğun adı? Sarp, evet. Sarp da ondan daha iyi. Yani şimdi tekrardan birilerine bir daha mı bir şeyler başlayacak? Bir daha mı genç insana tabii ki başlayabilir canım. İkisi çok emek genç verdiler insanlar, bu ilişkiye ikisi de. Tabii tabii emek o başka ama yani şey sonuçta yani, hayat bir insandan ayrılınca bitmiyor ki. Kadın için de öyle, erkek için de bitmiyor. Bitmiyor ama seviyorsan bak seviyorsan gidemezsin. Bak başkaları hayatına karşına çıkabilir. Başkalarına görüşebilirsin. Ama zaman da geçer. Etrafına da dersin bu sefer bitti bir daha dönmeyeceğim de. Hepimiz demiyor muyuz? Hepimizin erkek arkadaşı eşi demedi mi? Ben ölsem bir daha barışmam deyip ondan sonra kapıya gelmedi mi? Hepsi yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Ben birebir yaşıyorum bunları. O yüzden de inanıyorum ben tekrardan yaraların sarılabileceğine yani. Belki tabii Derya Şensoy cephesinde de hala herhangi bir yanıt yok bu konuyla ilgili. Ben üzüldüm ki Derya'nın böyle bir haberler içerisinde var olmasına ve yer almasına. O da çünkü genç bir kız, iyi yetişmiş bir kız.
annesi ne kadar dikkatli ve onlara çok özen göstererek büyüttü onları. Bu tip haberlerin içerisinde olmasını istemezdim. Bunlara devam edecek bu haberler. Keşke açıklama yapsaydı. Onu da yapmıyor. Bilemedim artık. Edecek. Çünkü Birce Akalay'a da işte yani olayın direkt evliliğin iki tarafından birine de direkt sorulan soru hala değil. Sorulmaya da devam edecek dediğin gibi. Derya Şensoy'a hiçbir zaman Derya Şensoy mu bitirdi evliliğinizi diye soruyorlar. O da hiçbir zaman bu konularla alakalı konuşmayacağım diyor. Yani dediğin doğru. Bu konuyla ilgili eğer bir şey yoksa belki de tabii ki yani kısa süreli bir şey olabilir. Nasıl? Sarp'la Derya arasında diyorum. Yazın kısa süreli bir şey yaşanmış bitmiş olabilir. Belki de o yüzden bir şey söylenemiyor. Niye peki o zaman ama sence Birce'nin o zaman bu evlilikten gitmesinde çok haklı duymuş, sebepli? Tabii ki haklı sebep o. Bak bir şey söyleyeyim. Seven bir kadın, ünlü bir kadınsa da etrafında bir sürü adam çıkabiliyor ve gelebiliyor Cengiz. Yani çünkü haber gönderiyorlar falan hepimiz yaşıyoruz. Ama seven bir kadın... O adamı seviyorsa gidip başkasına dokunamaz bile. Evet. Ama erkek de yapıyor. Evet, erkekler de daha... Şimdi ben de bunu kabul edemem. Ben de etmem yani. Ben bunu duyduğum zaman bir daha o adama bir daha dokunamam. Yani çok büyük konuşmayayım ama şimdi Birce de aynısını muhakkak bu ayrılık süresince onun da karşısına bir sürü insan çıkmıştır. Çıkmıyor çünkü güzel kadınsın. Çıkmaz olur mu canım? Ünlü elbette kadınsın çıkar. Zaten. Belki de Sarp'tan 1000 kat iyileri de çıkıyordur. Yani şartlar olarak falan. Ama bir kadın sevdiği zaman... O ayrılık sürecinde yasını tutuyor, gidip başka bir adamla ne birlikte oluyor, ne el ele tutuşuyor, ne başka bir şey. O zaman aynı şeyi karşındakinden de bekliyorsun. Şimdi yapmadığı zaman sevmediğini düşünüyorsun. Seni artık sevmediğini düşünüyorsun. O yüzden de kız affedemiyor olabilir yani. Yani affedemiyor olabilir. Derya da bu yüzden işte konuşamıyor olabilir. İnşallah Derya bu senaryonun hiçbir yerinden çıkmaz. Benim gerçekten hepsi için... dileğim bu. Derya için de bu, Birce için de bu. Sarp için fark etmez yani. Anladın mı? Yani. Peki. O zaman bir macera olarak kalacak çünkü. Çok kötü bir şey yani. Evli bir adamın, daha boşanmamış olan bir adamın kısa süreli macerası olarak ona ben bunu yakıştıramam yani. O yüzden de inşallah bu senaryonun içerisinden Derya çıkmaz. İnşallah çıkmaz diyelim. Peki. Ece Erken'le devam edelim. Ece Erken'in bir açıklaması vardı dün. Acaba bunu kime? Aynen öyle güzel gülüyor ki başkası görüp aşık olacak diye ödüm kopuyor diye bir açıklama yapmıştı dün Ece Erken. Biliyorsun dün acaba Erhan Çelik'e mi yaptı bu açıklamayı yoksa yeni bir aşka mı yaptı? Sen yeni birine olabilir diyorsun. Hayır Erhan Çelik'le alakası olabileceğini aynı, düşünmüyorum. İşte şeyden dolayı Erhan'la aynı kanalda çalıştıkları için ve daha önce... oğlunu Erhan'ı izlerken oğlunun fotoğrafını paylaştığı için. Dolayısıyla dün hatta konuşurken ben de burada demiştim ki ya belki de oğlundan bahsediyor. Öyle güzel gülüyor ki başkası görüp aşık olacak diye. Benzer bir açıklama yapmış Ece Erken. Demiş ki önce açıklamalarım beğendiğim için paylaşıyorum. Kimseye ithafen değildir. Kimse yoktur. Platonik hiç aşk yaşamadım. George Clooney, Brad Pitt, Ricky Martin dışında diyor. Onlara platonik aşk yaşamış. Oğluma da yollamıyorum bunu. Sadece gezinirken beğendim, paylaşıyorum. Evet. Hayatımda kimse yok. Kafamda da beni şu dönem kıran, üzen kimse de yok. Mutluyum yani diyor. Yani dolayısıyla oğluna da bu mesajı göndermemiş. Herhangi kimseye de mesajı göndermemiş. Yani sosyal medyada paylaşılan her türlü mesajı altında bir bit yeniği aramanın manası olmadığını, anlamı olmadığını buradan bir kez daha görmüş oluyoruz. Sen hala var diyorsan bilmiyorum ama. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi mesela Ece Erken Gülben Ergin'i hiç sevmez. Hı hı. Zaten araları onların da iyi değil. Evet. Daha önceden de sevmiyorum Gülben Ergin'i falan filan diye bir tweet'i vardı diye hatırlıyorum ama bilmiyorum tam. Ondan sonra o yüzden şöyle bir şey. Erhan Çelik'e bu anlamda yakınlaşması gibi bir şey düşünüyorsa bu olmayacak bir durumdur. Yani şöyle bir şey söyleyelim. Ben mesela Gülben'i kırgınım ya Gülben'e ve artık sevmiyorum ya. Allah böyle bir şey kimseye yaşatmasın ve hiçbir ahlaklı insanda. Hani onun eski sevgilisine, eski eşine veyahut osuna busuna bakmak gibi bir şey veyahut da onunla alakalı haber olmak gibi bir şey. Hiç kimseye böyle bir şey nasip etmesin. Mesela böyle bir şey kimseye böyle bir ucuzluk, böyle bir bayağılık kimse yapmaz. Ben Ece'nin de böyle bir şey yapacağına inanmıyorum aslında. Yani hani böyle Erhan Çelik'le alakalı bir durumun olacağına inanmıyorum.
bazen güzel laflar buluyoruz. Benim de hoşuma gidiyor. Genel itibariyle evet. bana uyuyor. Ondan paylaşıyorum. Hani ama öyle güzel gülüyor ki birisinden bahsediyor. Belki de böyle birisi vardır ama şimdi bunlar çok spekülasyon olduğu için de artık söylemek de istememiş de evet, olabilir kız de. Yani hani. Ama durup dururken Ece Erken Erhan Çelik'ten dolayı gündeme geldi şimdi bu konularla. Durup şimdi altında bir şey arıyorlar ama Erhan Çelik'le Ece Erken hiç aynı fotoğrafta ben düşünemiyorum. Evet, zaten olmaz da yani hani kız da kalkıp da Gülben Ergen'i sevmiyor diye Erhan Çelik'le kancayı takacak falan öyle bir tarzı falan durumu yok bence. Öyle zaten bir şey yeni bir aşk olmadığını da herhangi bir şey söylemiş, olmadığını da bunu evet, sadece aynen. bu açıklamayı internette gezerken ama tabii ki görmüş, bütün bunların başında beğenmiş. Eğer Ece'nin oğlu Erhan Çelik'i seyrederken paylaşımda bulunmuş olmasından aslında oradan yani geldi bütün bunlar. Ama bu ikiliden bir şey olmaz. Bence de haberler doğru değil yani. Peki efendim reklamlara çıkalım o zaman. Reklamlardan sonra birlikteyiz yine. Sinemasının farklı, bir o kadar da renkli ismi Öztürk Serengil'in bugün aramızdan ayrılışının 18. yıl dönümü. Salçadan kan, sonra biraz duvara çarpacağım. Bizzat kendisi Adanalı Tayfur. Adanalı mı? Olamaz. Sen küçükken annenle babanın yanından çalındın mı? Hoppala, nereden biliyorsun be? Sevgilimi arıyorum. Ne yapacaksın? Turşusunu kuracak değilim herhalde. Artvin doğumlu olan Öztürk Serengil 1949 yılında İstanbul'a geldi. 1953 yılında sanat hayatı başlayan Öztürk Serengil şehir tiyatrosunda sahneye çıktı ve 1950'li yılların başlarında Bab-ı Ali'de ressamlık yaptı. Maliye'ye uğradım, sordum der kim ne diye. Nasıl haber almışsa müdür uzman hep orada. Dediler niye geldin? Vergi vermek mi istersin? Cüzdanım kâbi gelmez, hele kalsın ceketin. Rol aldığı birçok filmle halkın gönlüne taht kuran Öztürk Serengil, Argolu komedilerin değişmez oyuncusu oldu. 300'e yakın filmde rol alan sanatçı, Adanalı Tayfur tiplemesiyle ün yaptı. 1966'da sinema oyunculuğunun yanı sıra sahneye de çıkarak şovmenlik yapmaya başladı. Adı karınca dönüyor. Sanatçı değişik ve kendine has üslubuyla söylediği yeşe, kelej gibi yeni değişenleri hayatımıza soktu ve Serengil bu söylemleriyle halkın gönlüne taht kurdu. Öztürk Serengil iki kez beyin ameliyatı oldu ve geçirdiği felç nedeniyle ömrünün son bir yılında yürüyemedi ve konuşma merkezi hasar gördüğü için konuşma yeteneğini kaybetti. Solunum sisteminin durmasıyla da 11 Ocak 1999 yılında aramızdan ayrıldı.
Türk sinemasında efsaneleşen, yarattığı tiplemeleriyle bugünkü oyunculara hala örnek olan Öztürk Serengil'i ölümünün 18. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. Dolaştım yollarda, yağmurlarda ıslanan. Teşekkür ederim. Ömrünün son bir yılında yürüyemedi ve konuşma merkezi hasar gördüğü için... Evet. Teşekkür ederim hepinize, ekip arkadaşlarım. Vallahi biraz... Çok özür dilerim. Böyle yani. Çok teşekkürler. Çok düşüncelisiniz gerçekten. Tabii yani çok düşkünüm ben babama. Tabii her kız çocuğu gibi de yani işte böyle. 11 Ocak 1999'da kaybetti Öztürk Serengil'i. Tabii vallahi sevmiyorum böyle ağlamayı da ekranda falan, çok özür dilerim yani. Tabii çok özlüyorum onu. Yani gün geçtikçe çok tuhaf bir şey bu. İnsan daha çok özlüyor yani. 18'i doldu babanı kaybedeli. Gerçekten de Türk yani sineması için büyük kayıp ama senin için tabii yani oyuncu Öztürk Serengil'di ama baba. Yani tabii ki çok gerçekten kendi yani herkes belki böyle anlatır babasını ama çok değerli bir adam olmuş olmasının dışında yani gerçekten benim için çok iyi bir babaydı. Çünkü benim bugünümü düşünmüş. Benim için önemli olan bu. Ben ona benziyorum mesela. Huylarımız ona benziyor. O halk adamıydı. O herkesle arkadaş olurdu. Yani anlatırız. Milli piyangocuya bir bakardım. Bir gün salonda oturmuş evde beraber aldıkları milli piyangolara bakıyorlar. Yani o kadar halktan ve herkesle arkadaşlık kurabilen, herkese iyilikleri dokunan, birçok sanatçıyı ilk sahneye belki çıkartmıştır, herkese destek olmuştur, parası olmayana o zaman ev almıştır. Yani çok iyi bir adamdı. Yani ne mutlu ki kızı, onun kızıyım gerçekten. Ben tabii ondan 5 yaşında ayrıldım. Yani annemle babam 5 yaşında ayrıldılar. O zamandan beridir hani kendisini bir daha çok az gördüm. Yani çünkü evlendi hep sağ olsun. 5 tane evlilik yaptı. Kardeşlerim oldu. Onun başkalarıyla kurmuş olduğu hayatlardaki kardeşlerimin evine falan gidiyordum ama tabii çok ağrıma gidiyordu çünkü babama çok düşkündüm yani. Çok hep özleyerek büyüdüm. Sonraki yıllarda mesela annenle ayrıldıktan sonra sana olan ilgisi, beni sana olan sevgisi bana hep nasıldı? Beni hep çok sevdi. Ben onu hiç onda o eksikliği yani zaten gerçekten hayatında ne var ne yoksa her şeyi anneme bırakıp gitmiş. Yani benim yüzümden o da tabii çünkü hani bana çok düşkündü. İlk mektuplar yazardı bana ayrı bile olsak hep devamlı mektup yazardı. Çok güzel şeyler yazardı. Hep onun gibi olmak istedim. Hep ya asıl mesleği seçmemin nedeni de o. Ona o kadar hayrandım ki, o kadar sevilen bir adamın kızı olarak dünyaya geldim ki yani. O yüzden de tabii ona çok hasret büyüdüm. Yani onunla vakit geçiremedim. O yüzden de bu masada kim ayrılırsa mesela hiç ayrılsın istemiyorum. Ay çok özür dilerim. Çünkü kız çocukları olanlar neyse tamam konuşmayalım artık. Şimdi mesela ayrı... Ay çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ay, bir makyajı falan da sildim ben artık. Tamam çünkü annenle baban ayrıldığı zaman sen 5 yaşındasın. Evet. Ve Nefret kitabında anlattığın bir bölüm var. Gerçekten beni çok etkiledi. Ve ayrıldıkları mahkemeye şoförün elinden kaçarak mahkemeye giriyorsun. Efendim? Şoförün elinden kaçıyorsun ve mahkeme salonuna giriyorsun. 5 yaşındayken annen baban ayrılmasın diye. Evet. Yani işte hiç tam... Çünkü hani mahkeme salonu almıyorlar seni. Öztürk Serengil'le babanla annen ayrılıyor. O mahkemenin görüldüğü evet. Salona
Seni dışarıda şoförün yanında tutuyorlar ama sen şoförün elinden kaçarak mahkeme salonuna giriyorsun ve ayrılmasınlar diye. İşte o yüzden anne baba ayrı büyüdüğüm için ve babaya da çok düşkün olduğum için hiç kabullenemedim bunu ya. Neyse yani o yüzden de çok özledim ya. Sabah bilmiyorum unutmuşum bugün 11 Ocak olduğunu. Birden diyorum ki niye uyurken çok uyandım. 4.30'da mı ne uyandım bu sabah? Niye dedim bugün erken kalktım unuttum ben bugün. Yani tarihleri hatırlamıyorum ya o yüzden unuttum yani. Neyse yani ona çok hasret büyüdüm. O yüzden de onun sonra çocukları oldu. Bir gün gittim mesela eve hiç unutmuyorum. Kardeşlerimin resimleri asılı her yerde ama benim resmim yoktu. Ben dedim ki babacığım dedim benim niye resmim yok dedim bu evde dedim. Ondan sonra olur mu kızım dedi senin resmini. Hemen dedi resmini getir dedi seninkini de asacağım dedi mesela. Ondan sonra sonra benim resmimi de astılar. Yani çünkü başkasının da evliydi ve kardeşlerim vardı. Sonra bir daha gittim de gene o resim yoktu orada duvarda. Ondan sonra hiç ben bir 10-15 gün falan hiç kendime gelemedim. Anneme söyledim resimlerimi kaldırmış. Annem dedi ki yani annem, o kadın kaldırmış olabilir yani. Üzülme sen baban seni çok seviyor falan. Yani babamla gerçekten hani hiç böyle çok uzun zaman geçiremedim. Okuldayken herkesin babası annesi beraber gelirdi. Veyahut da benim hiç babam gelmezdi. Hep Öztürk Severgin'in kızıydım ama yani onun hep işleri falan olduğu için falan. Ama ne zaman büyüdüm ve babam annem babamla hiç kopmadı başkasıyla evlense bile. Annem hep babamın eli üstündeydi. Hep arkasındaydı. Çok enteresan bir şekilde zaten sonlandı bu hikaye yani. Ama işte ben ona hep hasret büyüdüğüm için hep kendim annemle babamın bana o sağlayamadığı aile ortamını kendi kendime vermek için hep evlenmeye çalıştım yani. Ve kim olursa olsun önemli değildi bu yani. Ama babam gibi bir adam bulmak da bir mümkün olmadığı için. Şimdi onu soracağım ben de. Mesela hani ilişkilerde düzgün adamı bulamamak, iyi evlilikler kuramamak belki de erken yaşta babasını kaybeden kızlarda daha mı çok oluyor? Çünkü hani baba profilini kaybettiğin babanın gibi birini arayıp. Aynen. Çünkü kız çocukları babaya çok düşkün oluyor. Ve ondan alamadı. Çünkü evde o olmuyor. Anne baba ayrıca tek başınasın evde. Bir aile ortamı böyle her gün. Mesela ben biliyorsun ki çay içmem. Çünkü sabah sofra kurulmadığı için evde. Çay içmeyi bilmem. Veyahut da hani akşam derler ya yemekten sonra hadi hanım bir çay demle içelim. Bizim evde mesela öyle bir çay içme şeyimiz hiç olmaz. Bilmem yani. Yani dolayısıyla bu kalabalık aile şeyini ben hiç yaşayamadığım için ve babama da çok bu anlamda hasret gittiğim için. O yüzden de hep bir evleneyim işte bir aile kurayım falan filan. Yani son zamanlarda çok yakınlaştık. Ondan sonra da hastalandı. Yani ondan sonra da maalesef beyninde uğur çıktı ve peki babam mesela hani senin fotoğrafını koymadığı için diğer kardeşlerin yanına ya o da koydu sana, da o eşi belki hep öyle olabilir. Olur ya yani eşler kaldırır hele ki kız çocuk falan filansa daha da böyle sinir olurlar falan kaldırırlar. Benim etrafımda da öyle ilişkiler oluyor görüyoruz. Ama mesela ondan dolayı babana kırgınlığın kızgınlığın hiç olmadı mı? Olmadı çünkü o beni çok seviyordu yani biliyorum beni çok sevdiğini yani. Belki en şöhretli zamanlarında ben doğdum. O zaman etrafında çok kadınlar, kızlar olduğu için annemi aldatan daha hızlı bir hayatı vardı. Babalığı belki daha büyük, yani ileriki yaşlarda anladı. Olabilir. Ama babama hiçbir zaman kızmadım yani. Sadece annemle babama birlikte kızdım yani. Ayrıldılar ve seni yalnız yani, bıraktılar. Yani o zaman hani neye evlendi? Yani çocuktum ve o kitabı yazdığımda da çok daha 10 sene falan oldu o kitabı yazalı aslında. Yani dedim ki bugün ne yaşıyorsam aslında sebebi sizsiniz dedim yani. Yani bugün seçimlerim, mutsuzluklarım falan. O zaman öyle yani oldu. Bir bu konuyu kapatalım Cengiz. Çünkü zaten makyaj da aktı, her şey aktı. Bilemedim nasıl çıkıyorum. Tamam ya zaten bugün Öztürk Serengil'in... Ama benim babam olması dışında... Gerçekten benim hani şimdi insan kendi babasını ne şekilde övebilir ama ben Öztürk Serengil olarak çok değerli bir sanatçı olduğunu gördüm. Birçok
kötü adam olarak başladığı bu yolda komedyen olabilmek, one man show yapıp televizyonlarda ilk bu yeteneksizsiniz gibi programları TRT1'de gününüz güldürünüz olarak yapan, TÜİSK kralı olan, aynı zamanda çok iyi sesi olan, aynı zamanda ressam olan, evet. Fransızcayı ana dili gibi konuşan, çok gerçekten kültürlü falan da bir adamdı. Çok donanımlı yani. Bir çok donanımlı bir adamdı. Ama Öztürk Serengil'in tabii ne kadar büyük bir yetenek ve Türk sineması için ne kadar büyük bir kayıp olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama tabii ben şimdi ölümünün 18. yıl dönümü olmasa bugün, 11 Ocak 1999'da kaybettik Öztürk Serengil'i. Zaten böyle bir VTR'de hazırlamayacaktık. Zaten böyle bir konuyu da evet. açmayacaktık. Evet. Bugün teşekkür ederim. Çünkü onu anmak istiyordum ve sonuçta bir program yapıyorum ve Öztürk Serengil'i de anmadan geçmek olmazdı. Ama tabii görünce de dayanamadım. Peki, çok özür dilerim. Hayır yani bir hangi baba özlüyorum kızı? Özlüyorum tabii ki. Yani başka benim başka bir travmam var bu konuyla ilgili yani. O yüzden de ben biraz belki herkesten daha farklı benmişim. O yüzden de hiçbir farkındaysan hep birileri ayrıldığı zaman onları barıştırmaya çalışıyorum. Çünkü o çocukların özellikle kız çocuğu olanların dün de mesela Coşkun Sabah ona da söyledim. Hani ayrılmayın, barışın diye. Çünkü fobim var ayrılmaya karşı. Yani ailenin bozulmasına karşı fobim var. Peki baba kız olarak daha yakınlaştığınız son yıllarda ilişkiniz nasıldı? Ya ben hani gezer miydiniz? Çünkü gerçekten hem kültürlü hem yaşamayı seven hem dans etmeyi seven. Evet. Yani adam şöyle bir adam. Yaşamayı kendi yani sonu ne olursa olsun Türkiye'deki en fazla bir Zeki Müren bir Öztürk Serengil o kadar büyük para kazanmış geçmişte. Ama sonra yanlış arkadaşlıklar, yanlış çevreler sevgiler. Falan filan. Annemden sonra, annem akıllı bir kadındı, onu çok güzel yönetiyordu çünkü. Annemden sonra hayatı istediği grafikte gitmedi ama o kadar devlet büyükleri tarafından sevilen, ben yani bütün Süleyman Demirel'den tut, Türkeş, herkese yani telefon açıp baba deyip, yani hiçbir an görmedim bir cumhurbaşkanıyla, bir başbakanla, hiçbir sanatçının bu kadar samimi olup da ense sokak, yani o kadar sevilen bir adamdı yani. Gerçekten enteresan bir kimliği vardı. Her şey spontaneydi. Ben ona hiçbir ezber, bir senaryo dahilinde bir şey yaptım. O filmleri bile çekerken ben inanmıyorum ona, çünkü biliyorum spontan espriler yapan bir adamdı. Ve mesela Ajda Pekkan çok severim. Benim taptığım bir kadındır yani. O kadar çok hayran ol. Mesela ilk planı Ajda Pekkan'a kendi 45'liğin arkasına Ajda Pekkan'a okutmuş mesela. Yani birçok sanatçının belki de bugün Serengil plak varmış o zaman oradan çıkmış. Birçok insana da değerler, birçok insana yardım etmiş, birçok insana destek vermiş. İyi kalpli bir adamdı. Snob bir adam değildi. Herkes onun arkadaşı olabilirdi. Birçok huyum ona benzediği için çok gurur duyuyorum gerçekten. Çünkü ben onun gibiyim. Hiç önemli değil yani. Ama ben onun gibiyim yani. Sesi falan da çok iyi. Çok güzel. Yani demin şimdi BTR'de izledik. Orada şarkı söylediği bölümler falan da var. O şarkı söylediği yer Dünya Durmadan Dönüyor var ya. Benim babamın sesi çok güzeldi ve anneme aşık olmuş. Verseniz bir arkadaşlar şeyden YouTube'dan falan bir Öztürk Serengil'in sesinden o Dünya Durmadan Dönüyorum. Bir gün annem gazinoya gitmiş. Annem de en nefret ettiği sanatçı Öztürk Serengil'miş. Hiç sevmezmiş babama. Ha, öyle mi? Evlenmeden önce. Evet, beğenmezmiş. Ve bir gazinoya gitmişler. Bunun hikayesi de şöyle, bu şarkıyı. Demişler ki en önde çok güzel bir kadın oturuyor. Ve babam diyor ki görür görmez kulisten annene aşık oldum diyor. Ve çıkmış diz çökmüş ve bu şarkıyı söylemiş. Ki komedyen yani babam. Yani, ama bu acıklı bir şarkı mesela. Evet. Bu şarkıyı diz çökmüş anneme söylemiş. Ha, aşk öyle mi başlamış? Aşk öyle başlamış yani. Öyle yani. Keşke ömür boyu sürseydi yani. Çünkü olan çocukları oluyor, olan herkes oluyor. Yani baba da mutlu olmadı aslında. Babam da mutlu olmadı. Gene çok güzel kardeşlerim var Finlandiya'da yaşıyorlar. Onları çok seviyorum. O ayrı ama keşke işte böyle. Çünkü bu ayrılıklardan sonra mesela Cengiz, erkekler zannediyorlar ki bir başkasıyla tekrardan mutlu olabilecekler. Halbuki oradaki problemler yine problem başka kadınla da oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ama çocuğun olduktan sonra çok iyi düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Neyse, yine de ben yine de çok şanslıyım. Bu
Atlı Karınca filminde seslendirdiği şarkıydı. İlk yani, evet. Tabii ki sahnede seslendirdiği şeyler vardır. Annene ilan aşk ettiği şarkı. Ama Atlı Karınca filmiyle bütün Türkiye'de, bütün sinema severlere, bütün Öztürk Serengil hayranlarına gönlünü fethetmiş bir şarkı oldu. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yansın babacığım. Tamam. Hadi peki. Tamam. Allah rahmet eylesin diyelim. Öztürk Serengil, dualarınızı rahmet istedi. Dualarınızı esirgemeyin. Bugün teşekkür ederim. Peki şimdi Öztürk Serengil deyince... Allah. Çünkü Çalgı Çengi'de... Çalgı Çengi ile ilgili bir haber var. Onların yakaladıkları başarı var. Oradaki evet. Ahmet'in ne kadar Öztürk Serengil'e benzediği... Aslında Öztürk Serengil'in yıllar önce Türk sinemasında yaptığı... performansın bir benzerini sahnelediği. Evet, o çok başarılı. Ya mi? Şöyle, o eskilerin tesirinde kalabilirler bunu. Çok normal bir şey bu. İlk Ertuğrul Özkök yazmıştı, okumuştum köşe evet. yazısında Ahmet'in ne kadar benzediğini. Olabilir, seviyordur. Tesir altında kalmış olabilir. Ben de çok onu tipini de çok ilk filmde çok aynen. aynı benziyordu babama. Ahmet Kural'ın ilk tipi evet. O ilk filmde Düğün Dernek filmlerinde direkt Öztürk Serengil'i evet. çağrıştırıp zaten kendisi de kendisine de soruldu bu konu geçmiş yıllarda. Ahmet Kural'a Öztürk Serengil gibi bir usta oyuncuyla anılmaktan mutluluk duyarım. Sağ olsun. Sağ olsun. Evet. Diye söylemişti. Evet, ölene kadar çalgı çengi çekebiliriz demişler. Tabii şimdi Ahmet Kural demişken Düğün Dernek'te Öztürk Serengil'e benzetildiği karakterlerden sonra çalgı çengiyi çektiler. Ve ilk hafta sonunda 607.133 kişi izledi filmi. Gerçekten büyük başarı. Hem kar hem de terör gibi olumsuz koşullar nedeniyle. Çok iyi rakama ulaşmış ya. Çok iyi rakama ulaştılar. Gerçekten hani izleyin, sinemaya destek verin. Çalgı Çengi değil, diğer filmler de önemli. Evet, gerçekten aynen. bu dönemde çok önemli işler yapıyor sanatçılar. Onlara da destek vermek lazım. İşte bu da Çalgı Çengi ikimiz filminden fragmanlar 607.133 kişi. Bayağı da izledi. Hızlı bir zamanda oldu. Daha yeni girdi ya, değil tabii, mi? Tabii tabii, ilk 3 gün rakamı zaten bu. Cuma, cumartesi, pazar. 607 bin. Dolayısıyla yaklaşık 2,5 milyon, 3 milyona gidebilecek gibi gözüküyor inşallah. Yani değil mi, bu terör olayı oldu, kar yağdı, bütün bu, ya ilk evet. bir şey olduğu zaman bunun iş yapmaması mümkün değil yani işte. Evet. Yani bahane aramayalım, hani iyi bir şeyse oluyor, iyi bir şey değilse olmuyor. Yani. Halkın nabzını yakalamak, tıpkı evet. bak işte bak, bu evet, görüntü, Öztürk Serengil'e benzetildiği görüntüler Ahmet Kural'ın. Dolayısıyla halkın nabzını yakaladığın zaman her zaman karşını buluyor. Öztürk evet. Serengil de halkın, işte bak bildiğin Öztürk Serengil yıllar önceki bak bu işte. Öztürk Serengil yıllar önce yakaladığı o başarı, demin anlatıyordun yani sıcaktı, Milli Piyangocu'yla bile Milli Piyangocu'yu eve getirip. Evet, böyle Milli bir adamdı. Ya, inanılır gibi değil mesela. Yani evin salonunda uyanıyorsun, o Milli Piyangocu'yu almış oturuyordu onunla. Hacı Milli Piyango sonuçlarına bakıyor. Bütün, ama adamın bütün biletlerini satın almış. Evet. Tek başına da bakamıyor ona, ikisi beraber bakıyorlar evde. Müthiş, yani dolayısıyla halkın nabzını tutuyor, halktan aynen, biri Öztürk Serengil. Aynen. Şimdi mesela Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yaptığı filmlerde... Halkın nabzını tutan filmler evet. oluyor. Dolayısıyla bu kadar büyük gişelere ulaşıyor. Kendilerini tebrik ediyoruz efendim. Şu Instagram'da olup bitene bakalım. Tamam. Sen de biraz nefeslenmiş tamam. olursun. Olur. Bakalım tamam. tamam. Peki Instagram'da neler olmuş bakalım. Dün gece sosyal medya ünlü isimlerin birbirinden ilginç videoları ve fotoğraflarıyla doluydu. Duymayan kalmasın, editör masası sabah sabah keyfinizi yerine getirecek paylaşımları sizler için seçti. Ne yapıyorsun? Alişan ve Çağla Şikel. Onları yıllardır her gün yaptıkları programla tanıyoruz. Ama inanın kulisteki halleri daha da neşeli. Alişan boş durmuyor ve çalışma halinde olan Çağla Şikel'e ayak şakası yapıyor. Evet, şaka literatürüne geçecek ayak şakası geliyor şimdi. Sizsiz olun, bu şakayı herkese yapmayın. Alişan ne yapıyorsun? Lan! Ne yapıyorsun? Lan! Ata
Arda Demirer 19 Ocak'ta vizyona girecek yeni sinema filmi Olanlar Oldu'nun heyecanını yaşıyor. Hem de bu heyecanı bir ilkokul çocuğu gibi yaşıyor. Yaptığı PowerPoint sunumundan anlıyoruz. I look for peace but see I don't attain. What I need for keeps the silly game. Seviyoruz dedik ya, Ayşegül Aldinç duymayan kalmasını özel videolarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü sanatçının oturduğu sitenin önü tam bir antik müzeyi andırıyor. Tabii ki tüm eserler kardan oluşmuş durumda. Ayşegül Hanım'ın komşuları hem şakacı hem de hamarat. Bu arada Ayşegül Aldinç senenin ilk karının tadınıysa hala çıkarmaya devam ediyor. Neşesi hiçbir zaman bozulmasın. Ya, 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 elinize, ya, 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 Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ köpekleri Mars'ın kar keyfini paylaşıyor. Gidelim, heyla, uçalım gayri, oy, Neslihan'a varalım gayri. Berna Laç'in eşsiz İstanbul manzarası karşısında beyaz İstanbul'a gülümsüyor. İstanbul, Demet Akalın'sa biraz telaşlı. Ne de olsa ana yüreği, kızı bahçede kar oynuyor ama aynı zamanda üşüyor. Anne Demet'se hem kızının eğlencesini yarıda kesmiyor hem de kızının hastalanmasından korkuyor. Ya Allah sizi kahretmesin, bu nasıl bir kardan adam ya. Hirişko! Bu arada Demet Hanım'ın sıkı bir duymayan kalmasın fanı olduğunu biliyorduk. Ama kanıtını da gördük. Dün yayınladığımız klibini evinde keyifle izlerkenki anını da paylaşmış Akalın. Sunucularımızın yorumlarını da beğenmiş. Sonuçta bizim programın sloganı belli. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Demet Kutluay ise evinin önünde biriken karları temizlemeye çalışıyor. Kim bu ünlü? Geyiği yapmayacağız. Ebru Şallı güzellik sırlarını programımıza konuk olduğunda verecek tabii ki. Şimdilik bu fotoğrafla idare edelim isterseniz. Güzeller içinden bir seni seçtim, kalbimi sana. Hemen hemen her ünlü yaptı ama çocuğuyla yapanını görmemiştik. Ece Erken yanına oğlu Eymen'i de alıyor ve yavaş çekim karlara kendini bırakıyor. Ne yaparsan yap, aşk yine yap, aşk yine yap. Ne dediğin değil, nasıl dediğin onay. Bronz teninden ödün vermeyen Eda Taşpınar belki de Tarkan'ın kış güneşinden esinlenmiş ve kar yanığının nimetlerini toplamaya çalışıyor. Kış güneşi. Eğlenceli fotoğraf ve videolar sadece bunlarla sınırlı değil elbet. Duymayan kalmasın stüdyosuna dönelim. En kısa sürede paylaşımlara devam edeceğiz. Ne yapmışım? Çok güzel. Biri şarkı söyle, biri bir şey anlatıyor. Çok harikasınız. Ben şarkı söyleyip bir yandan. Kıyamete kadar da şarkı söylüyor. Geçmişten bir şey anlatıyor. Dün Tuğba buradaydı ya, birdenbire tekrardan Tuğba burada. İlk defa böyle bir şey oluyor tarihimizde. İlk defa bende de böyle bir arkası şey oluyor. Arkası yarın oldu. Vallahi tam öyle oldu. Hoş geldin Tuğba. Hoş bulduk tekrardan. Nasılsın dünden beri? Dünden beri çok iyi. Ay dün akşam çok komik bir şey yaşadık. Gece yarısı yollarda kaldık. Bizim bütün ekibin arabaları evde kaldığı için, mahsur kaldığımız için dün araç kiraladık. O da kaldı. Ya yani çok ailemsin yani, bu havada sokaklar her şey sizin çıkıyorsun. İçin yine de kaldık. Canımsın benim. Süpersin, iyi yaptın valla. Teşekkür ederiz. Seviyoruz seni. Ben de sizi seviyorum tekrar efendim. Tekrar hoş geldin efendim. Peki şimdi baba kız meselesi konuştuk ya, senin baba hayatta değil mi? Evet. Tabii ki. Evet. Allah uzun ömürler versin. Şimdi ben bunu yaşadım ve illa başkası ona da soracak. Gazeteci ya. Ama ben bir çok etkilendim. demin hazırlanırken seni izliyordum. Bir de sen de evin aslında tek kızısın değil evet, mi? Evet. Aynen öyle. Tabii yani şeyde anne babanın tek kızı. Evet aslında ve tek kızısın. Diğer... Ben de tek çocuğum. Bir de ben de babaya çok aşık büyüdüm. Yani benim idolümdür babam.
Bir de yazar, edebiyatçı bir adam. Mesela demin annene yazdığı şiiri falan. Şarkı yani şarkı söylerdi. Şarkıyı söylerdi. Yani o kadar etkilendim ki benim babam hala bu yaşta 41 yıllık evliler. Hala anneme şiirler yazan bir insan. Geçtiğimiz sene örneğin yani çok çok düşkünüm. Yani ben her zaman diyorum ki Allah benim ömrümü alsın, anneme babama versin. Çünkü hani onlara bir şey olursa ne yaparım diyorum ya. Allah uzun ömür versin. Gerçekten çok bunun korkusunda uzun bir süre yaşadım. Ama sen sağlıklı da büyümüşsün. Çünkü anne baba aynı evin içerisinde büyüyen çocuklar daha sağlıklı büyüyorlar. Kesinlikle. Yani o sevgi başka ortamı bir şey. Çok evet. Başka bir şey. Şimdi geçen sene babam çok maalesef ki sigara içen bir insan. Ve bu sevdasından vazgeçiremiyoruz kendisini. KOAH teşhisi kondu. O zaten maalesef toplumun genelinde var olan bir rahatsızlık bu. Hayatımda ilk kez, çünkü benim babam öyle bir idol ki benim kafamda, işte vurdu mu kırar, işte hani çok güçlüdür, çok iyi dövüşür falan ama tüm bunların yanında çok duygusal bir adamdır. Ondan sonra çok cesurdur, işte yenilmezdir, yıkılmazdır falan. Yumruklarıyla, babam eski boksör aynı zamanda, yumruklarıyla duvarı falan kıran bir adamdı yani. Şimdi öyle bir adam bir anda bu rahatsızlığından dolayı benim resmen hani... Elimde kalbinin kuş gibi böyle pır 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 attığını gördüm ve o an beni çok yıkmıştır. Sırf bu rahatsızlığından dolayı nefes alamadı çünkü. Ve ertesi gün işte düzeldi falan, çiftlikteyiz. Tüfekle atış yaparız biz zaman zaman babam. Bana çocukluğumdan beri her şeyi o öğretmiştir zaten. İyi de atış yaparım. Dedi ki tek bir dal sigaraya, tek bir dal sigarayı hedef gösterelim ve ona vuralım. Ondan sonra 15 metreden tek bir dal sigara. Babamın arkadaşları falan da vardı. O atıyor, bu atıyor. Hiç kimse şey yapamıyor, vuramıyor. Ben vurdum. Dedim ki işte babamın rahatsızlığına sebep katili vurdum. He. Yani o hani psikolojik ve o günden beri elimi sigara, yani hani bir arkadaş dese ki ya Tuba abi tutar mısın? Mümkünü atıyor. Peki şey dedi, 15 metreden öyle vuracak kadar iyi atıcı mısın sen? İyi atarım. Vay be. Evet Allah baba tebrik tarafından ederim. Da Karadenizliyiz diye. Tebrik ya, ederim ama yani ha, psikolojik olarak düşün hani onu babamın rahatsızlığına sebep olan katil gördüğüm için ve dediğim gibi yani çok düşkünüm ya bu. Allah Allah uzun ömürler versin. Hepsine Allah uzun ömürler versin. Kayıplarınızı, şimdi arkadaşlar demin ki şu Alişan görüntüsünü tekrar yakına getirir misiniz? Neyi taktınız? Şey. Alişan'la Çağla Şikel'le ne oldu? Bak sen, aynen ya bu Alişan'daki şimdi şey diyeceğim ya bak şimdi kuliste kadına bak dürtük diyor ayağını şey yapmış çorabı ayağında böyle bir ittirip kalktırıyor. Yani çocuk İtilmişsin, gibi biliyor musun? Takılmış gibi. Ay ben Alişan'ı o kadar çok seviyorum. Aynen ki. Ben de çok seviyorum. En son delirtiyor Çağla Şikeli. Yeter be diye bak. Ay Çağla o çekimden haberdar. Bence de haberdar çünkü yapıyorum. Gülerek dönüyor zaten. Ondan haberdar ve zaten Ali ile hayat böyle. Ya Ali çok komik bir çocuk ya. Ali ile her dakika komik yani. Onu ben çok seviyorum. Çok eğlenceli. Daha önce de ayakkabılarını bağlattı oldu. Diye olay olmuştu ya işte nasıl bağlatırsın. Kadını ayakkabılarını falan diye sana ama şey Alişan böyle bir adam. Ali Çağla ile büyüdü sanki yani o kadar uzun süredir birlikteler ki yani o kadar birlikte zaman geçirdiler ki artık akraba gibiler yani. Şimdi Alişan ilk dizisini benimle çekmişti. Aynı Star TV ekranlarında. O zaman da böyle miydi? Çocuktuk yani o zaman tabii daha sektöre yeni adım atıyor falan hani. Biraz daha çekingenlik vardı ama Seren'in dediği gibi Alişan her zaman çok eğlenceli, kafa çok dengi, eğlenceli çocuk ruhlu da çok... bir adamdı. Evet, evet. Bir de Çağla'yla onlar gerçekten böyle kardeş gibiler artık. Yani çok da güzel uyumlandılar. O yüzden ne yapsalar hani rahatsız etmiyor. Hani bundan şöyle bir yorum çıkarmıyor insan. Aa işte kadın davranır mı falan. O bir espri. Orada şakalaşıyor falan. Çağla da ona bazen böyle bir gider yapıyor, atar yapıyor. Boyuyla ilgili falan espriler falan olabiliyor yani. Güzel, peki Ebru Şallı'ya ne diyeceksin Selen Hanım? Nereden geldi şimdi Ebru Şallı gene? Bu klipte şeyde görüntülerde vardı Instagram haberlerinde. Ebru Seren'in uzmanlık tabii. Konusu diye. Hayır herkes bir şey paylaşıyor. O gözünde şeyler. Ne? Ha bu ayakkabı bağlatırken Çağla Şikel'e. Bu da işte tartışmalara yaratan Alişan ayakkabı bağlatırken. Ya her şeyde tartışmayalım aylarda. Arkadaşlar. Espri olsun diye yapıyorlar. Komiklik olsun diye. Bazen de gülmeye de ihtiyacımız yok mu yani? Hani bunlar artık Alişan'la böyle bir çocuk yani normal şartlarda da.
Yani dün arkadaşı karın altında arabası kalmış. Kürekle atıyor karları. Adama diyor ki bulamadın mı hazineyi daha diyor. Kazıyor. Yani her şeyi bir espriye döken bir çocuk ya ben. Ebru Şallı'yı görelim. Hayatı bak, çok fazla ciddiye almamak lazım. Tabii. Evet. Aslında. En güzelini o yapıyor. Ebru Şallı bak işte. Bir de Ebru yapıyor bak. Ebru maske yapıyor, poğaça yapıyor, kurabiye yapıyor. Ebru pilates yapıyor. Herkesin bir derdi var, Ebru'nun yok. Bak dünyadan bir haber. Kafayı sarmış, evet. Gözlere takmış salatalıkları. Şimdi Ebru'ya bazen gittiğim zaman başka bir dünyaya gittim zannediyorum. Çünkü Ebru mütemadiyen aynı şeyleri yapıyor ve dünyayla ilişkisi kesik. Yani poğaça yapıyor, Pançiko oğlu var, ufak oğluna, devamlı onunla beraber. Onun adı Pançiko evde. Onunla beraber kurabiye yapıyor, kek yapıyor, bilmem ne yapıyor, brokoli çabası, sağlıklı bütün ne varsa. Yani bana dedi ki sen tatlı seversin diye tatlı yaptım dedi. Ağzıma o tatlıyı atmamla çiğneyim mi, direkt yutayım mı bilemedim. Çünkü ağzı eridi. Hayır, tatlıyla alakası yok. Çünkü şeker hiç koymuyor. Tamam mı? Bir şeylerle yapmış onu. Tamam mı? Ay ne kadar hafifmişti. Karışımlar elde etmiş. Şeker falan yok, korkunç. Yani hep sağlıklı beslenme. Pilates, işte maskeler. Yani onun, bakarsan ona dünyayla irtibat yok ve sanki hiçbir derdi yok gibi. Oraya geldiğim zaman böyle bir masal evine girip çıkmış gibi oluyorum ona gittiğim ama zaman. Ama güzel de bilgiler paylaşıyor. Bak, yok, evet. Takipçileriyle. Aynen. Örneğin salatalık diliminin gözlere uygulanmasının nedeni ne olduğunu biliyor musun? Ben bilmiyorum. Bütün o morlukları, göz yorgunluğunu alan bir şeydir salatalık. Hatta sadece gözler için değil, tüm cilde de uygulanır. Ben de zaman zaman uyguluyorum. Yani o da bunu misyon edinmiş, onun üzerine gidiyor. Yüzünde de bayağı bir belli. Herkes aynı şeyi yapmak zorunda olmuş. Değil zaten ya. Evet yani ama... Herkes aynı şeyi yaparsa aynılaşırız. Bir farklılıklarda olacak. Ebru'ya yakışıyor. Ebru'nun dünyada haberi olmadan bu şekilde şey yapıyor. Çok tatlı tatlı yaşıyor işte. Ya maskesini yapıyor ya kurabiyesini yapıyor. Güzel bir. Yani. Peki. Tuğba'cığım dün mesela tartışıyorduk tabii ki. Dün tam tartışmamız yarıda kalmıştı. Siz bana yürüyordunuz. Diyordunuz ki Instagram'da ilişkisi olan bir adam. Evet. Nasıl Instagram'da yer alır? Böyle bir adamın Instagram'da yer almaması lazım. Şimdi diye. Hemen ben başlayayım o zaman. Instagram'da çok önemli iş adamları var mı? Var. Kimler var? Cem Boyner var mesela. Çok da güzel fotoğraflar paylaşıyor. Ama şimdi ilk aklıma gelen. Yani, bir sürü iş adamı var. Tamam var. Ama muhakkak işlerine alakalı mı yoksa tatillerine alakalı falan mı? DM'leri açık mı? Murat Ülker de var mesela. Tamam ama Murat Bey hep dünyadaki girdiği şeylere, gittiği yerlere. Şey. Cem Boyner de mesela şeyleri paylaşıyor. Çok güzel fotoğraflar. Dalış da var biliyorsun Cem Bey'de. Yani ben, paylaşıyor. O da hayatından güzel kesitler tamam, paylaşıyor. Tamam insanlar topuma mal olmuş insanlar. Evet tamam açabilir. Buradan bir şey tutturamadın yani. Başka hayır, bir yere geldi. Başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi istisnalar kaideyi bozmaz. Ama ben evli olup işinle alakalı veyahut da dünyayla alakalı, mesleğinle alakalı bir şey paylaşımda bulunmadı ise oradan insanlarla tanışmak için orada Instagram açıyorsa bunu yanlış buluyorum dedim. Yani bu kadar da bir erkek erişebilir olmamalı bence. Ben öyle bir erkeğe saygı duymuyorum. Peki yani. Kadın niye erişilebilir oluyordu erkek kadının olmuyor? Da, yani, kadın da ne evli olduğu zaman orada kimseyle münasebette olmamalı diye düşünüyorum. Ben o zaman sizin mantığınıza göre sosyal medya, Instagram, Twitter falan filan, Facebook hepsi sadece bekarların işi. Hayır, onlar da yok, birbirleriyle meç olabilmek için mi yani? Mevzu bu mu? DM var ya, DM denen bir şey. Yani bu arkadaki mesajlaşma olayı. Bu mesajlaşma olay olmayacak. Direkt. Sana anladın gelen mı? Mesajlar gibi. Soyunu ona haber köle yapmışlar. Yapmışlar mı yazdı? Dün. Kölen olayım falan diye. Şimdi şöyle bir şey var. Ben dün onu neden söyledim? Hayta bak dün akşam çok ilginç bir şey oldu. Bebekteydim. Bir bayanlar indi arabadan geldiler. Bir tanesi öğretmenmiş anneleri. Tuğba Hanım dün işte bu sabah sizi izledik. Sosyal medya ile ilgili kesinlikle biz size katılıyoruz hadi dediler. Işte, bak şimdi yanında eşi falan da vardı yani. Hatta hanımefendinin. Şimdi ben şunu savunuyorum. Evet hani sosyal medyayı belli ölçüde tabii ki hepimiz kullanabiliriz. Ama orada hani amacının ne olduğu önemli. Yani sen amacını aşarsan olmuyor yani. Sen kalkıp da oradan kendine hele bir de ciddi de bir ilişkin varken farklı işte oradan başka türlü diyaloglar vesaire bunlara geçersen ki genellikle de oluyor. Veyahut da kadınlar. Hı hı. Evli adama da geliyor bulaşıyor. Aynen. Ya da işte ciddi bir beraberliği olan insana aynen da geliyor bulaşıyor. Yapıyorlar çünkü dün yani. Seren doğru bir şey söyledi.
senin erkek arkadaşın veya senin eşin mi? Böyle bir daha bir merak uyandırıyor. Bu nedense bizim insanımızda var böyle bir şey. Örneğin ben eşimi evlenene kadar, evlenmeden iki hafta öncesine kadar ne ismini söyledim? Hep Mario olarak bilindi ki Mario falan değildi. Ludovic'ti ismi. Ne de evleneceğimi duyurdum. Son iki hafta kala Sacit Aslan, Sacit abiye söylemiştim ve Sacit abi ilk duyurdu. Niye? Ben biliyordum ki eğer ben o insanın adını yansıtsam, mesela Google'da bile en çok arananlar listesine girmişti. Yani Tuğba Özay yazdığın zaman ilk sırada Tuğba Özay'ın eşi çıkıyordu. Niye? Çünkü demek ki en çok aranan o olmuş o dönemde. İnsanlarda böyle bir merak var. Bunu iyi niyetli yapan var, kötü niyetli yapan var. Ama o yüzden... Yani buradan mesela ünlülerin... Yani biz şöhretin belki de bir anlamda burada da bedelini sadece ödüyoruz. Sadece ünlülerin beraber olduğu değil hayatım. Şimdi bir ilişki yaşıyorum. Ünlüyü at boş ver şimdi ünlüyü. İki, normal insanız. Benim de erkek arkadaşım var. Erkek arkadaşımın da hesabı var. Kızları ekliyor. Bir kere kızları ekleyemez. Bir. Bak ya. Evet gerçekten... doğru. Ekleyemez. Niye ekliyor? Niye ekliyor? Niye eklemesin? Yine sebep ne? Bir dakika bana diyor ki mesela bana diyorsa niye işte atıyorum niye Ahmet'i ekledin? Niye Mehmet'i niye takip ediyorsun? Diyor. Böyle bir şey oluyorsa ben de onda bu hakkı kendimde görürüm. Tabii ki. Ama yine aynı noktaya geliyor. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Çok şimdi arkadaşlar Tuba. Sizin bu mantığınızla hiçbir ilişki yürütemezsiniz. Ha, o zaman şöyle olsun. Hiçbir ilişki yürütemezsiniz. O zaman şöyle bir şey. Ya o adam sizi bırakır ya kavga edersiniz. Yok, bırakırsa niyet meselesi. Ben o adamla beraber olur muyum acaba? Başka kızları takip edecek yani. Onlar da ona mesaj yazacak. O da ona cevap verecek falan. Ben onu şu benim Instagram'da takip ettiklerimi görseniz var ya. O zaman benim şu an evliliğim bitmiş olması lazım. Bir şey söyle. Seni takip edenler de sen takip ediyor musun? Ben tabii ki ediyorum. Kimlere ediyorsun yani? Neler var neler? Ya o zaman Allah işine sabır versin. Ama neden yani, biliyor musun? Ben işimle alakalı takip ediyorum. Ama bak sen işinle alakalı. Sen bir gazetecisin. Yani, gidip mesela Amerika'daki bir modeli de takip ediyorum. Tamam, bilmem neyi takip ediyorum. Sen dünyayı dolaşıyorsun. Dünyayla bağlantın var bu anlamda. O değil anlamda. Olay. Olay ne kadar. Yani sen bizim ne demek istediğimizi çok iyi anlıyorsun. Yani peki bir dakika demek... bir ara verelim buna çünkü Gülşen'den doğum haberi gelmiş. Ha gelmiş mi? Aynen. Doğru. Aynen sabahtan beri beklediğimiz bir haberdi. Haydi hayırlısı olsun. Ve Ozan Çalakoğlu da Gülşen'in oğlu dünyaya geldi efendim. Biraz önce, dakikalar önce kucaklarını almışlar. Bebek sağlıklıymış, anne sağlıklıymış. Harikulade bir haber. Çünkü programın başında söylemiştik Tuğba'cığım bunu. Dün hastaneye gittiler. Ozan Çolakoğlu ile birlikte Gülşen işte bugün doğum yapacaklar diye. Ne mutlu bu ya. Sabah doğuma girdi Gülşen ve onun haberini bekliyorduk. Geldi haber. Evet en güzel şarkıların oğlu geldi. En güzel babasından da anneden de. İsmi ne olacak mi acaba? Onlar enteresan bir şey bulmuşlardı evet, yani. Evet. Sağlıklı da oldu ya. Müzikal bir şey bulmuşlardı. Bizim arkadaşlar bakıyorlardı şimdi isminin ne olduğunu da birazdan öğrenirler. Ya çünkü o kadar uzadı ki ben de şey Gülşen'in hamileliği. Değil mi? Sanki bayağı uzun 14 aydır falan devam ediyormuş. Yani çünkü o kadar çok hamile halini gördük ki artık doğsun diye bekliyorduk ve doğdu. Ama hamile olup da hala böyle sahneye çıkan işte işini yapan insanlara, kadınlara da bayılıyorum. Ben de aynı evet, şekilde. Yani gerçekten çok takdir edilecek bir durum. Sen kaç yerde kalmıştın? Çocuk falan... Niye düşünmediniz? Aslında düşünmüştük ama ben İtalya'da çok alelacele bir operasyon geçirmiştim. Bir tane tüpümü kaybettim. Yani ölümden döndüm gerçekten. Yani sonrasında da işte kısmet olmadı. Sonrasında da zaten ayrılık geldi. O çok istiyordu aslında. Evet. Yani bir hatta kızımız olmasını, kızımızın adı Venüs koymayı falan yani böyle hayallerimizde olmuştu. Çok istiyordu. Görüşüyor musun onunla yoksa tamamen? Arkadaşlığım tabii ki devam ediyor ama hani sadece telefon. Ben o zaman telefon, çok mutlu olmuştum. Sadece biliyorum, adına. Biliyorum. Sen hep söylerdin. Çünkü İtalyanlar, benim anneanne İtalyan ve biliyorum. Gerçekten İtalyan erkekleri çok değer bilen. Çok. Çapkınlardır ama yani. İnanır mısın? Sadık yani evlilikte buyur, de çok. İtalyan olunca böyle oluyor ama değil mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Çapkınlardır ama. Ama hayır bir şey söyleyeyim. Normalde çok çapkınlardır fakat evlenince de acayip sadakati aynen olan öyle. İnsanlardır. Öyle aynen öyle ve belki de benim şu anda en büyük pişmanlıklarımdan biridir. Yani pişmanlık da demeyeyim de keşkelerimden biri oldu diyebilirim. Hangisi? Ayrılmasaydım. Öyle mi? Yani çünkü... beni gerçekten çok güzel taşıyan bir insandı. Neden hayattan mi? Ne istediğini bilen bir insandı. Ayakları yere sağlam basan bir insandı. Ama biz iki ülke arasında o artık hani
İlk 3 sene evet çok güzeldi. Zaten evliliklerde, ilişkilerde 3 seneyi devirdin. Deviremedin. 7. seneye kalıyormuş. 7. seneyi de bir devirmen lazımmış. Evet, biliyorum bunu. Yani çok gerçekten güzel bir ilişkimiz vardı ve hani gözümün içine bakardı. Çok saygılıydı. Ben mesela bak düşün, İtalyan, İtalya'da yaşıyor. Sosyal konu mesela her şeyi gayet güzel, yakışıklı, genç bir adam. Ama asla gözüm arkada kalmadı biliyor musun? İşte yani hiçbir zaman ya acaba işte yanlış bir şey yapıyor mu? Hiç aklımın ucundan geçmedi böyle bir şey. Çünkü bana her zaman o güveni verdi. Bakın ben bir gün bir sürpriz yaptım kendisine. İstanbul'da. Bu sürprizi reklamdan sonra anlatır mısın? Anlatırım. Ya biz de amma çok reklam alıyoruz ya. Maşallah. Senin işler sonra. Bunlar. Ha, reklam da... Evet efendim. Evet eskilerden bahsederken yakalandık. Tam da reklamlardan önce İtalyan erkeklerin ne kadar harikulade olduğunu. Allah bak harikulade demedik canım yani. Ne kadar saygılı ve sevgili olduğunu konuşuyorduk. Evliliğinin devam etmesini çünkü efendi bir çocuğa benziyordu. Yani anlaşabilirlerdi. Güzel tamam da sen de sürprizi anlatıyordun. İlginç sürprizi anlatıyordun eşini yaptı sana. Hayır ne kadar güvendiğimi söylemek istiyorum. Evet. O dönemde yani hiç gözüm arkada kalmıyordu. Gece 3'te de telefon açsam ya niye beni aradın uyuyorum demeyen bir insan. Yani sabahın 7'sinde uyanır uyanmaz işte arar veya ben onu ararım. Hani birbirimizi sorgulamazdık. Genelde bizde şey var ya uyuyorum ya sonra konuşuyoruz pat falan hani kapatıyor. Peki Tuğba mesela orada sen yaşamaya çalışmadın mı? Şimdi onu anlatacağım. Ona gelmeden önce ama bu sürprizi söylemek istiyorum. Bir gün sabah böyle 5'te kalktım. Uçağımı ayarlamıştım zaten. Ondan sonra 7 uçağı mıydı? İtalya'ya uçuyorum. Ama telefon açtım eşime de, eski eşime. Dedim ki ben şimdi spora gidiyorum. Beni ararsan, çünkü sabahın köründe aradığı için o da. Beni ararsan ulaşamayabilirsin. Ondan sonra 2-3 saat falan antrenman yapacağım bugün dedim. Tamam peki falan kapattık. Ben buradan bindim uçağa, İtalya'ya gittim. Evin yakınında zaten havalimanı indim. Ondan sonra aradım yine kendisini. Dedim spordan çıktım. Şimdi dedim eve gidiyorum. Bilgisayardan konuşalım. Ondan sonra tamam hani Skype'tan. O da dedi ki ben de aşağıda kafeye gideceğim. Orada bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra hemen eve geleceğim. Bilgisayarda şöyle. Tamam dedim. Ben havalimanından geldim eve. Ondan sonra evde yoktu daha kendisi. Girdim içeri. Ondan sonra aradım bunu. Dedim neredesin? Şimdi dedi geliyorum dedi eve çıkıyorum hemen dedi bilgisayarı açacağım şey yaparız oradan konuşuruz. Asansör de bozuktu bak 4. kata çıkacak size yemin ederim ben kapının arkasında duyuyorum. Adam koşa koşa geliyor bak. Aynen. Koşa koşa geliyor merdiveni koşarak çıkıyor. İçeri girdi zaten eve girdiğin anda böyle bir dönüyorsun merdiven iniyorsun falan burada da ben saklanıyorum beni görmüyor. İçeri girdi böyle montun anahtarı atıyor falan bir an önce bilgisayarı açmak için öyle heyecanlı bir çocuktu gerçekten. Ben karşısına bir çıktım. Yemin ediyorum 2 saat falan kendine gelemedi zaten. Kalp krizi geçirecek adam. Ya. Hakikaten kalp krizi geçiriyordu. Düştü bayıldı zaten orada bir baygınlık geçirdi. Ama onun için müthiş geldiğinde... bir sürpriz düşünsene. Karşısında bir anda ben çıkıyorum. Spordayım hayatım işte bilgisayardan sonra konuşalım. O sırada tuştan birisi çıkıyor. İşte ben de onu diyecektim. Dün anlattığım hikaye işte. Ama... Semih Erden'in başına gelen, basketbolcu Semih Erden'in başına gelen hikaye. İşte aynen senin gibi kadın evine geliyor sevgilisinin evine. Kapıyı bir kadın açıyor. Sen kimsin diyor. Ben sevgilisiyim diyor. O da diyor ki ben de sevgilisiyim diyor. Bunu yani... bir Türk erkeği yapıyor mu değil mi? Evet. Ya işte. İtalya'da sen niye ayrıldın peki onu anlamadım hala. Bir de onların inançları kadar... da çok. Yani mesela evet. Dini inançları bile hani gerçekten ona göre yaşayan da bir insandı. Ve çok da saygı duyardı. Yani bizim dinimize de çok saygı duyardı. Niye ayrıldığımıza gelince de işte iki ülke... falan o hayır artık istiyordu ki ben İtalya'ya gideyim orada yaşayayım oraya ama yerleşeyim. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Giden... Çocuk yapayım falan. Olmadı. Kimler gitti bak Burcu gitti. Yapamadı. Yapamadı döndü. Tuğçe gitmişti. Gitti. O da aynı onun BTL'si var zaten hazırladık onu. Bak öyle kimler mi? Gitmiş yurt dışında yapamayanlar. Sen de dahilsin buna yani. Yapma. BTL'de yoksun değil ay, mi? Çok güzeldi ama ya görüntü. Vefasız uyuttuk zaman durdu
Yollarla başlayan aşklar, başka ülkelerde yeşeren ümitler ve zamanla hayal kırıklığı yaşayan çiftler. Kimileri evlendi, yurt dışına gitti, kimileri ilişkilerini uzak diyarlarda kurtarmayı denedi. İşte ünlü çiftlerin sınırı aşan aşkları. Bırakıp gittiydi. Bir dönemin ünlü mankeni Tuğçe Kazaz, 2005 yılında Yunan oyuncu Yorgo Seitaridis'le evlenmiş ve daha sonrasındaysa Atina'da yaşamaya başlamıştı. Aşkı uğruna memleketini terk eden ünlü isim, o dönemlerde dinini de değiştirmişti. Tuğçe Kazaz, Yunan eşinden 2012 yılında boşandı. Ayrıca Tuğçe Kazaz tekrar din değiştirerek hem Müslümanlığa hem de ülkesine geri döndü. Hoş geldin ya yüreğime, boş ver be, el alem ne derse desin, hadi 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 hadi. Bir zamanın ünlü aşıklarıydı onlar. Tam 18 sene birlikte olan Sertab Erener ve Demir Demirkan çifti ayrılır deseler inanmazdık. Çift 2014 yılında Chicago'ya yerleşmiş ve orada yaşamaya başlamıştı. Daha sonrasındaysa Demir Demirkan'ın yaptığı açıklamayla çiftin ayrıldığını öğrendik. İki isim şu sıralar başkalarıyla evli ve mutlu birliktelikleri var. ...2014 yılında Silsile filminin çekimleri için Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve sette tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesi Gürgil ile evlenen ünlü oyuncu Nehir Erdoğan Paris'te yaşamaya devam etti. Evliliklerinin ilerleyen yıllarında eşi iş için sık sık Türkiye'ye gelince güzel oyuncu boşanmak istedi ve çift 2 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Eşinden boşanan Nehir Erdoğan'ın Paris'te yaşamaya devam edeceği gelen haberler arasında. Özay 12 Mayıs 2009 tarihinde İtalya'nın Milano kentinde görkemli bir düğünle Ludovic Fatizo ile evlendi. İtalyan damat futbol menajeriydi. Eşi Ludovic Fatizo'nun çocuk istemesi, Tuğba Özay'ın iş için sık sık Türkiye'ye gelmesi çiftin arasını açtı. Tuğba Özay 2016 yılında İtalyan eşinden boşandı. Bir sabah alıp seni benden gittin bu diyardan. Hazin bir mektup, yadigar kalan. Görüyor musun? Üzülüyorsun bak fotoğraflara da bakarken. Yani tabii duygulanıyor insan. Anılar sonuçta insan. Keşke bitmeseydi dedi ya, de zaten. Ya bir de diyorum ya hani ben hiç öyle kavga dövüş veya bir ihanet vesaire hani bunun bir saygısızlık bunlardan sebep bitmedi ilişkim. İşte... dün yine o konuyu konuşuyorduk. Hani güçlü kadınlar, işte ekonomik özgürlüğünü eline almış kadınlar. Hmm. Bir de burada kariyerin var, sevdiklerin var, ailen var. Çok ciddi bir karardı bu. Yani benim onun istediği İtalya'ya yerleşme. O denedi. Hani acaba burada yapabilir miyim? Yapamadı, olmadı. Sana bir şey söyleyeyim. Evet, zor ya. Bak, çok zor yani. Ya, o kararı gerçekten vermek çok çok zor. Şey helal olsun yani o cesareti gösteren. En iyi yerine gidersen git. Bu bizim İstanbul. Nasıl bir İstanbul'umuz varsa başka yerde yaşamamız mümkün olmaz. Değil mi? Ya ki dünyanın bak ya gidiyorsun Paris'e gidiyorsun, Amerika'ya, New York'a gidiyorsun, Los Angeles'a, San Diego'ya, Beverly's. Olmuyor abi bu İstanbul nasıl bir İstanbulsa? Bağlıyor. Memleket. Kendisine yani, bağlıyor İstanbul. Gibi. Şimdi demek ki mevzuyu açıklık getirin. Ben herkesi takip ediyorum dedim ya Instagram'da. Ne oldu zılgıt geldi. Ne oldu? Evden şey yedin değil mi? Evden zılgıt geldi. Evden zılgıt geldi. Gerçekten geldi. Kadar... Hayır ne zaten oldu? Biliyor yani kimle takip ettiğini açınca görüyorsun. Hesap. Ama şimdi. Şifren var mı eşinde? Var tabii ki. Var. Tamam o zaman. O zaman tamam, bak. O zaman eyvallah. Benim telefonumun şifresi yani telefonu her zaman açıktır ve telefonun şifresi. Instagram'ın ya her şey şeffaf yani. Bak tabii her ki. Şey şeffafsa ha. Güzel açıksan, onda tamam, bir sıkıntı olmaz ama gizli saklı bir şeyler yapmaya çalışıp da bundan başka türlü nemalanmaya çalışırsa insan bizim evli karşısında evli bir adamın evet. Ve evli bir kadının kocasının ve hanımının dışında görüştüğü özel bir arkadaşı olamaz. Olamaz. Kusura bakmayın. Bunu ben daha önceden biliyorsunuz Özlem Yıldız'la da yaşadım. Benim fikrim bu. Şu an Gülşen'in oğlunun adı
geldi. Neymiş? Azur Benan. Aa çok ay, güzel iki isim. Azur Benan Azur iki isim. Çok Azur ne demek acaba? Azur mavi. Güzel olsun. Mavi demek anladım bir şey. Azur. 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 Hemen Google'dan bir soralım. Bade işçinin oğlunun adı da Azur'du. Benan da çok güzel bir isimdir ama. Evet. Benan. Çok güzel. Çok, sordun çok, mu Google amca? Hemen evet. Soruyorum. Demet de yazmış Benan diye tabii o mavi sorayım. Evet bak mavi anlamına geliyormuş. Evet, doğru bildin. Öyle mi? Evet. Ama Azur yani. Neceymiş ki? İspanyolca da vardır biliyor musun? Azur. Evet. Mavi şey bazen denizdir, bazen gökyüzü. Hı. Kimine nazarlıktır mavi, kimine olur gün yüzü. İnşallah Gülşen'e de böyle gün yüzü olarak İnşallah. Doğmuştur. Analı babalı büyüsün Azur Benan. Sağlıkla, mutlulukla, bahtı açık olsun. Ay, anlamı dedi, yardım gerçekten. Edenmiş. He? Anlamı yardım edenmiş. Ters ne? Evet. Yani sonuç olarak mesela şu anda en mutlu günleri iki insan birbirini İbranice'ymiş seviyor. Efendim kökeni de. İbranice mi? Öyle evet. Mi yani? Olabilir. Yani şöyle çok mutlular, birbirlerini çok seviyorlar ve çocukları oldu. Şimdi artık bu mesela bu ne kadar güzel bir mutluluk. Şimdi bu bozulduğu zaman olmuyor işte yani. Evet. Evet. O yüzden ne yapıp yapıp bunu sürdürmeye bakmalı. Çünkü her zaman söylüyorum, gene söyleyeceğim. Sen erkeksin masada. Siz erkekler biraz daha böyle mekanik falan durumlarınızdan. Yani siz bizim gibi bakamıyorsunuz. Diyorsunuz ki nasıl evde mesela karını mesela bakımsız görebiliyor. Saçını taramamış olabilir. Neyse pijamayla görüyor falan filan. O sen de onu. Ben de onu görüyorum. Tamam sen de onu. Şimdi bir zaman sonra erkekler sıkılmaya başlıyor. Ne oluyor? Diyor, evdeki nasıl olsa evde. Ama, elimin altında ha, diyor. Evdeki evde. Ne yapalım? O zaman birazcık fıkır fıkır başlıyorsunuz. Şimdi ya bak şimdi ne oluyor biliyor musun? Yeni bulduğun kadın da ileriki zamanda onu da eve koyduğun zaman o da aynı zamanda pijamalarını giymeye başlayacak. Çünkü dışarıdaki kadın seni cezbediyor. Senin fönlünü karşılıyor. İşte ne bileyim makyajı karşılıyor. Ona yemeğe gidiyorsun. O sana hoş geliyor. Onun daha bakımsız halini görmüyorsun. Evdeki doğal halini görmüyorsun. Ve onunla evdekinde ne sorun yaşıyorsan onunla da bir gün aynı sorunu yaşayacağını düşünmüyor erkek. Kesinlikle doğru. O nasıl olsa ki bir daha aynı sorunu yaşayacaksın. Niye sana emek vermiş, bir yere gelmişsiniz? Niye ondan vazgeçeyim ki ben? Yani erkek bunu anlayamıyor. Ben bunu anlayamıyorum yani. Ama yani şuna da olayı özetleyecek olursak yani sizin de böyle hani ilişkisi varken Instagram'da takip etmesin bilmem ne yapmasın falan filan da biraz şey. Ben, yok ben ama yok, bir dakika bak şimdi. Gerçekten yanlış yani. Şunu o zaman söyleyeyim. Kadının düşmanı yine kadın aslında. Evet. Yani ciddi bir beraberliği var bu adamın veya evli vesaire neyse sen bunu bile bile. Yine de kalkıyorsun. Bizim arkadaşlarımız yaşadı ya. Yaşıyorlar yani bazen tanık oluyoruz. Ondan sonra adama kalkıyor işte dediğin gibi o özelden mesaj atıyor. Ama işte ne bileyim dekolte biraz daha fra. Ve bunu normal insanlar yapıyor. Hani dediği gibi Selena hani ünlü olmaya falan da gerek şimdi yok. Şimdi pardon çok özür dilerim ben bir şey soracağım sana o zaman Cengiz'ciğim. Ben evliyim. Evet. Instagram'ım var. Eşimin haberi olmadan, eşimin bilgisi olmadan... DM'den yazışıyorum bir adamla. Eşimin tanımadığı. Normal mi bu? Normal değil de niye DM'den yazışıyorsun ki? Instagram'da bunu yapıyorlar çünkü. Bu normal değil. O zaman Instagram'da yani, tabii ki bir de hani... yani o zaman bir dakika bir şey söyleyeceğim. Demek ki o zaman evli insanların veyahut da ilişkisi olan insanların demek ki bunu yani gizli yapacak. Kendi lazım. Arkadaşlarını yapacak. Gizli yapacak. Dışarıya peki. Kilitleyecek yani. Bu böyle. Evet yani. Dikkat etmek gerekiyor. Peki şimdi şu Survivor meselesine İşine dönelim. Gelmedi. Bu konu işine gelmediği zaman hemen. Survivor'a geçiyorum evet, hemen. Peki. Survivor'da. Başlıyor yine. Evet. Survivor'da tabii ki kavgalar vardı. Nagihan'la, Atakan'la yaşadığın kavgalar. Yani şimdi onlarla daha sonra görüşüyor musun, görüşmüyor musun bakacağız ama. Önce o kavgaları bir hatırlatalım seyirciye. Ay. Neler olmuş bakalım. Ay. Kompleksiye gerek yok dedim, tamam mı? Kompleksiye gerek yok. Ben de gerek etmedim. İkiniz hani genel olarak ben sizden bahsettim. Anladın mı? Bu kişisel olarak bir şey değil. Ondan sonra Nagihan'da de
kompleksindir, öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ben öyle bir şey oldu. Dedikodu yapan sensin ya. Dedikodu bunu patlatan sensin. Bu konuyu patlatan sensin. Bak bu hayır. Dedikodu değil. Fısır 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 fısır. Ya ben bunu duymak istemiyorum. Ben bunu sonra kötü niyet. Hayır. Hadi sen söyle, ben de söyleyeyim o zaman. Söyle. Her şeyi söyleyebilirsin. Benim bütün varlıklarımı açıyorum. Bak sen sadece kiminle oynadığını bil. Tuğba kapa çeneni. Sus. Bana sakın ha kapa çenenini konuşma. Kıskanıyorsun kızım. Yürüyorsun. Sen herkese aynı şeyi söylüyorsun. Herkese aynı şey bak. Sen kimlere hakaret ettiğini çok iyi bilirsin. Sen bunları göreceksin. Senin o Ali Cengiz oyunlarında bütün bu kızları nasıl alet ettiğini sen göreceksin. Sen nasıl konuştun? Sen benim nasıl konuştuğumu herkes görecek. Sen ne Nagihan'a diyebilirsin, ne Yılmaz Borgül'e, ne bana, ne de buradaki hiç kimseye diyemezsin. Ben sabahtan beri farkındayım. Her şeyi de duyuyorum. Sen hiç kimseye diyemezsin. Adamsan ben diyeceksin ki kalkacaksın. Evet ben dedim, hatalıyım. Çünkü asıl olanın kim olduğunu zaten halk görür. Laf sahibine aittir. Ben burada kendim için sen madem iki kişi konuşuyordun. Madem iki kişi konuşuyordun. Bana dokunma. Sen kesin de temeye yaradın. Bir dakika. Lütfen bir dakika arkadaşım. Yok. Sen madem iki kişi konuşuyordun. Ya bir dakika ya. Rica ediyorum bak. Lütfen. Hayır. Madem iki kişi konuşuyordun. Yahu bir dakika. Bir dakika beni bir bırak. Beni bir bırak. Sen madem iki kişi konuşuyordun. Ya. Parmaklarını tek benden. Sen bana bak. Sen kimsin? Sen önce kelimesinin açıklamasını yapacaksın. Sen kelimesinin açıklamasını yapacaksın. Bayanla böyle tartışmıyorsun. Bayanla böyle tartışmıyorsun. Ben duydum. Ben kendi kulaklarımla duydum. Dürüst müsün? Madem iki kişi konuşuyordunuz, o kız seni oraya çekti. İki kişi konuşsaydın. Buraya. Ya gel. Senin oyunlarını ben nasıl açıklarım biliyor musun? Senin oyunlarını açıklarsam herkes benim delikanlığımı bilir. Ebru hakkında ne dediğini, Eda hakkında ne dediğini, Yunus hakkında ne dediğini. Konuşmamı ister misin? Evet. Ay yani yoruldum vallahi yoruldum. Ay sen ne? İnanılır gibi değil ya. Şey ya tersiz de ters ha. Ama bir... neydi o? Ya... Atakan var ya oradan kaçmadığını... Ama bir şey söyleyeceğim bak yani tamam hani geldi geçti bu mevzular da şimdi yeni Survivor başlıyor. Buradan Survivor'a gidecek arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Ben hep orada da söyledim. Yarış kadar duruş da önemli arkadaş. Orada insanlar entrikalara giriyorlar. Ali Cengiz oyunlara onun hakkında konuşuyor, bunun hakkında konuşuyor. Hep böyledir zaten. Orada niye kızmıştın peki o çocuğa? Çünkü orada niye kızdım? Nagihan'a yakışıksız bir laf söyledim. Evet yani bir kadına söylenmeyecek bir laf söylemiştim. Nagihan da bunu geldi benimle paylaşmıştı. Ben de demiştim ki madem öyle git al karşına konuş. Sadece ikiniz konuşun. Peki, Nagihan kavga etmiyor da sen niye kavga ediyorsun? Çünkü işte bu doğrucu da yani, sonra Nagihan sattı bunu. Ama bu hep böyle değil midir? Yani illaki işte. Bir insan çıkar herkesin hakkını savunur ya da savunmak ister. Ondan sonra yanan kendi olur. Bu hayatta hep böyle olmuştur. Öyle. Ve her şey süt liman olur. Sen böyle yalnızlaşırsın. Sonunda da öyle oldu zaten. Ama bak şimdi, yine duruş giriyor ortaya. Hiç umurumda oldu mu? Yok. Daha sonrasında herkes bana geldi günah çıkardı. Yani Nagihan tamam şimdi arkadaşımız hatta sağ olsun televizyon ekranlarında bile kalktı dedi ki Tuğba bana orada annelik yaptı, ablalık yaptı onun gibi dost yok dedi. Yani şu anda hani herkes yine normale döndü. Peki sonra siz orada bir şeyin içerisinde Nagihan'la da kavganız var. Bu olaylardan sonra mı Nagihan'la kavganız? O zaten evet çok çok sonra yani artık benim gelmeden birkaç gün önceki şeyim o da aslında çok gereksiz bir şeydi. Ama sonra dost mu ayrıldınız orada? Yok.
Hayır, dost ayrılmadık ama düşman da değiliz. Oradan döndükten sonra oradan şimdi oranın psikolojisi gerçekten çok başka ya Seren. Yani herhalde açsın aç demin. İnsan bir saat acı bir de sevdiklerinle görüşemiyorsun. Hiçbirinden haber alamıyorsun. Telefonla iletişimin yok. Yok tabii canım haklısın. Ama yani, Tuğba dayı gibi orada görüyor musun? Böyle senin, bir ben atakan, haksızlığa gelemiyorum. Yani elini vurmalar şey yapmalar. Bir şey söyleyeyim. Benim en büyük bak en büyük çocukluğumdan beri bu böyleydi. Yani benim çocukluğumdan beri tanıyan okul arkadaşları, mahalle arkadaşım, semt arkadaşım, herkes bilir benim bu huyumu. Ben orada öleceğimi bileyim. İnanın o an ben burada ölür müyüm acaba diye düşünmem. Haklı olduğum yerde davamı savunurum sadece. İnandığım şeyi savunurum. Tamam, sonuna adamın kadar gidelim yani. Birçok zaman da maalesef işte kötülerin dünyası diye boşuna demiyoruz. Genelde de o anda böyle o kötüler iyiymiş gibi olur. Biz sesimizi yükselttiğimiz için şuna bak ve çemkiriyor tipe bak falan. Konuşan her halbuki zaman alakası böyle. Yok. Yani ben orada bir hep şey... Hep mağdur oynayacaksın bu memlekette. Ha, beyaz gömlekle mağdur. Sus, evet, hep pırıs, pırıs. Ben böyle bir insan değilim yani. Hep. Kitabında da yazmıştın hatırlıyorum. Hep şey. Mağdur, cezaevinde hep de mesela hanım ağa gibi. Yani söyle çok özür dilerim. Bir de orada hani benlik de bir durum değil. Arkadaşımın hakkını savunuyorum. Bir de senlik bir durum olsa Allah muhafaza. Allah. O atakan matakan ne olacak kim bilir. Yani şimdi herkes hani artık normale dönüldü. Ama ben hep şunu söylüyorum işte her zaman her şart altına çünkü orada herkes aynı koşullarda. Bu hapishanede de böyledir, hastanede de böyledir, işte öyle bir ortamda da öyledir. Zor koşullara göğüs gereceksin. Dirençli olacaksın. Hayata karşı hep dirençli olacaksın zaten. Cezaevinde de öyleydi. Hanım Ağa diye kitabında anlatıyordum. Ben orada hanım Ağa gibi. Ya yok estağfurullah da ama şeydi. Ama kitapta öyle yazdın canım. Şeyde... Hakikaten hayatın senin de film öyle gibi ya. Çünkü öyle. Tuba'nın hayatı da film gibi bakma yani. Tabii. Aynen. Bayağı hakikaten şeyler, böyle film yani, gibi. Gerçekten. İtalya'da evlilikler, cezaevleri falan. O kadar enteresan yerlerde bulmuş uçlarda. Ki kaderin de başını dönmüş yani. Anladın mı? Yani bu kadere de başı dönmüş yani. Gerçekten yani. Ama... almışsın bunlardan. Fakat sana bir şey söyleyeyim. O Atakan yani kafa atacakken durmuş herhalde değil mi? Bir kafa yerdi yani orada. O kadar böyle burun mesafesine gelmişsin. Ben saygısızlığa gelemiyorum. Bak, kim olursa olsun karşımda. Burası canım, ada tabii. Adanın kendi psikolojisi var. Kendi ortamı var ve şey var. Ama iki yıl önce yaşadığım başka bir kavga daha vardı. Aynı o olur. Adam ada da değildi. Gerçekten sahnede şeyle Ebu Polat'la yaptık. Hayır öyle bir şey yok. O tamamen yalan. Onu da zaten söyledim. Öyle mi? O hiç alakası o yok. O harbiye bir şeydi mekanda. Yok hiç şey Maslak'ta. Hiç alakası yok. Hemen zaten o da şaşırdı. Ben de şaşırdım. Hiç öyle bir şey. Ben öyle bir kere ben ucuz polemiklere girecek insan değilim. 23 yıldır bu camianın içerisinde olup da ben öyle sanatçıyla onunla bununla şarkıcı türkücü falan öyle hani sırf magazine malzeme olmak adına şey yapmam yani. Polemiğe de girmem. Orada da biz zaten çok şaşırdık. Herkes işini geldi yaptı selamlaştı bitti gitti. Ertesi gün basına yansıyan Tuğba işte onu dövdü o onu saldırdı. Aynen sahneden indirdi sen seyirciyi kaçırdın falan filan mevzuları ya, vardı. Yok ya hiç öyle hiç alakası yok. Biz sadece şunu düşündük acaba dedik hani mekandan birileri oranın adını öne çıkarmak için mi böyle bir haber yok asla öyle bir şey söz konusu hiç. O tamamen hani külliyen yalan bir haber hiç alakası yok. Böyle külliyen haberlerde hemen geçelim. Külliyen olmayan hangisiydi peki? Çünkü ben kavga dediğim zaman falan filan yaptın. Başka bir kavgadan bahsedeceğimi zannettin galiba. Benim oğlum boşa hatırlatma bunu. Hepsini hemen sorarım. Güzel şeylerden bahsedelim ama insan da yani hiç kimse de kendini ezdirmesin. Doğrunun yanında olsun. Haklıyı savunsun Tuba, diye düşünüyorum. Sen birisini seviyor musun şu anda? Sanki için böyle bir... Seviyor, yani seviyor. İfadende seviyor. Biraz hafif mutsuzluk hissettim. Kendimde de görürüm aynada. Serhat, kulaktan ne geldi klibi, acaba? Klibi eğer geldiyse klipte... ben devamlı bunu oynuyorum. Seyirci de söylüyor. Eğer bir şey geldiyse Lady'nin ölüsünü göreyim. Bak üzereyim yetmem. Gerçekten... Büyük bir aşk yaşadık. Beni nasıl öptün, nasıl ya kardeşim bir aşkla alakalı bir şey soracağım. Hiç ya, benim değil, onu göstereceğim. Aşkını göstereceğim size. Klibini gösterseniz Tuğba'nın arkadaşlar. Bu Ebru Polat değil mi? Ben Ebru Polat'ı geçtik. Ne alakası var Ebru Polat'ın konuyla alakalı? Deminki tartışmayla ilgili gösteriyorlar. Geçin. Tamam bunu geçtik. Yani şeyin klibini, haberleri karıştırdınız. Klibine geçin Ebru'nun ve Ebru'nun klibini. Mu? Ay bak. Tuğba'nın klibine geçin. Dün evet. Konuştuk ya sakallı bir çocuk vardı klipte. Evet. Şimdi ne alaka? Tamam ama ayrıldık dedi. Değil dedi. Bir ayrılıyoruz, bir küsüyoruz, bir barışıyoruz, bir şey oluyor falan dedi. Ama şu anda hangi aşamada olduğunu göreceğiz. Ebru Polat arkadaşlar
Tuğba'nın... Tamam, klibi değiştirirseniz şunu arkadaşlar, mevzuya geçeceğiz ama. Ya görüyorsun değil mi şunu? Ya, şu an hak verdin mi bana? E ama... En sonunda bize geldik, döndük, kendimize geldik. Şimdi Tuğba... Reji! Ya harbiden Reji diye ben de bak buradan yapacağım ya. Yani hala aynı şey dönüyor burada. Çünkü neden Tuğba... biliyor musun Cengiz? Reji seni özledi artık. Senin artık ben Reji yani. Çünkü Tuğba gelmiş, belli ki Tuğba. Dün yayınladık, bak hala yok mesela şimdi. Şimdi bırak, önemli değil şimdi. Evet, aşkını söyle. Mutsuz musun? Çünkü yani veyahut da ilişkide kötü giden bir şey mi var? Yani i̇stediğin İlişkim gibi mi ki? Değil? Ha yok. Bitti o zaman mı? O zaman dün akşam bitti. Hayır tam. İşte bak neyse geldik. Bravo ya, geldi. Evet. Çok güzelsin burada yalnız. Yani zaten hep güzelsin de buradaki bu saçlar falan. İşte bu arkadaş. Modern mi kendisi? Şey beyefendi. Yaptığı bir dönem yapmış. Peki şimdi ne yapıyor? Yani işi, mesleği senin hatırına mı oynadı yoksa? Bir anlamda evet. Yani kendi çok oynamak istiyordu. Peki dün bir ayrılıp bir barışıyoruz demiştin ama bugün şimdi ayrı izliyorsun. O zaman dün akşam kavga ettiniz ve yok, ayrıldınız. Yok yok, hayır. Dün de şey demiştim yani sürüncemeli bir durum demiştim. Yani yok. Bitti diyorsun. Sürüncemeli hala sürünceme durum... devam ediyor. Ya yok ben ya tamam özel hayatla ilgili bu kadar şey yapmıyorum. Kızım konuşma. Allah Allah, burası da şey National Geographic'te değiliz ki. Değil mi? Ne yapalım bak, bu bunu yani? Bunu sormak zorundayız. Hepimizin özel. Ben vır 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 kendi hayatımda konuşuyorum. Yok ilişkim yok. Şu anda hiç kimseyle bir beraberliğim yok. Ama gitmemişsin tam. Hafiften biraz içinde ya, kalmış sanki. Daha yeni mi ayrıldın? Sen niye unutsun? Evet. Ya bir insanın ne hayattan ne istediğini iyi bilmesi gerekiyor. Aynen işte. Tutarsızlığa hiç tahammülümüz yok. İyi bilmesi gerekiyor. Yani biz kadınlar biraz daha anaç ruhta olduğumuz için belki hep idareci, hep fedakar, hiç hep özverili. Hiç. Hep böyle ya mesela ben şöyle düşünüyorum. Aşkı herkesle yaşayabilirsin ama sevdayı herkesle yaşayamazsın. Yaşayamazsın. Herkesle aynen anladım ben. Öpüşebilirsin. Hı hı. Ama herkesin nefesinde uyuyamazsın. Herkesle o özel durumu yaşayabilirsin ama herkesle sevişemezsin. Hı hı. Bunların hepsi birbirinden çok farklı şeyler. Ya yani ben sevdim mi gerçekten çok yüce seven bir insanım ve onu hani erkek olsaydım herhalde kadınım bana tapardı yani. Ama delice severdi beni. Ama karşındaki de bunun farkında ise ve bunları sen ona yaşattıysan zaten onun seni unutması ve başkasının olabilme ihtimali de inan ki yok. Çok zor. Çünkü yani. Hayat gerçekten karşımıza öyle sürekli aşk veyahut da sürekli çok iyi bir iş, aynen, iyi bir proje, sürekli çok iyi bir dost çıkarmıyor ki. Yani çıkarmıyor. Hayat da bu anlamda acımıyor aslında insana ama şans veriyor, fırsat sunuyor ama sana. Ama beraberken de bunun de erkekler bunun değerini ve farkında değiller aslında. Kıymetini neyle bilmek lazım. Evet, bilmiyorsun. Zaten ayrılınca zaten daha kötü oluyorsun. Gidiyorsun, arıyorsun, yerine de koyamıyorsun. Üstelik geri de dönüyorsun. O zaman tamam ne istediğini bil. İşte bu geri dönmeler, gitmeler gelmeler, gitmeler gelmeler yıpratıyor ve şimdi artık tamam. Almayacağız. Deniyor ve kapandı. Bitiyor. Kapıyı game over. Evet. Finito. Basta. Punto. Şey, kıymet bile ne yakışıyormuş şu İtalyanca sana ya? Engin şu çocuğa mı döndürsek seni? Aynen. Şu kıymet bilen bir çift var mesela. Engin Altan. Engin Altan. Evet. Yani. Onların bütün şartlar uyumlu çünkü. Evet, iyi bir aileye damat gitti bence. Engin Altan. Çocukları da oldu. Birinci yaşlarını da kutladılar çocuklarının. Harika. Dün akşam kameralarımıza takıldı. Haydi bakalım. Ve bir açıklamalar yaptılar. Bakalım izleyelim. İyi akşamlar Altan Bey, nasılsınız? İyi akşamlar, teşekkürler. Afiyet olsun galiba bir yemek yedik. Sağ olun, teşekkürler. Annemler buradaydı. Bu soğukta beklemişsiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Çocuğun da birinci yaşını kutladınız aynen, herhalde. Aynen, çok çok. Nasıl, keyifler yerinde? Müthiş bir duygu tabii yani. İnşallah herkesin çocuğunu Allah bağışlasın yani. Bu aralar en yakın dostunuz, en yakın arkadaşınız. Hiç ayrılmıyorsunuz. Şahan Bey'le berabersiniz. Tatiller falan beraber. Komşum, galiba. Yan komşum. Çok da iyi anlaşıyoruz, evet. Çok da keyifli vakit geçiriyoruz. Geziler.
Evet, evet. Sağ olsunlar. İyiler onlar da. Bir de onların da çocukları var. Onlarla da böyle, tabii çocuklarımız evet. Dolayısıyla da görüşüyoruz. Onların ikinci çocuk heyecanı da başladı. Nasıl duydular? Sizden öğrenin. Hayırlısı olsun. Allah analı babalı büyüsün inşallah onda. Sağlıklı olur inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Engin Altan düz yatan ve plakası son dakikada geldi. AE plakanın. Ne oluyor yani? Aslışa. Evet. Erkoçlar. Neymiş? Plakaya, plakası eşinin adı ve soyadı olarak şey ha. Yapmış. Evet tamam olabilir. Güzel yani. AE mi? Hı. Aslışa Engin işte. Aslışa Engin. Nereden atıyorsun ya? Erkoçlar nereden çıktı ya? O nereden attın gene yani. İkisi gene. Beraber de olur, öyle de olur, öyle de olur. Şey plakalar... Böyle iki tarafın baş harfi olabilir. Şimdi herkes iyi bir aileye gelin gitti denir ya. Bu Engin de iyi bir aileye damat gitti vallahi. Çünkü çok iyi bir aile. E tabii canım. Niçin çok iyi bir aile biliyor musun? Aile mevhumu olan, birbirlerine yani çok sıkı sıkı sarılan. Hı. Yani Hülya Hanım, Selim Bey, Gülşah benim arkadaşım. Çok güzel bir aile. Evet, yani onun kocası, Ender birbirlerine. Yani hep yıllardır o kadar güzel bir aile şeyi var ki güzel bir aileye. Damat gitti o da. Çünkü şeyin da ailesini bilmediğimiz için güzel bir aileye gitti yani. Evet. Ve birinci çocuklara da birinci yaşını kutluyorlar işte. Gayet güzel. Ne kadar zaman çabuk geçiyor. Vallahi çocukları bak, ne hani, zaman oldu da birinci yaşını kutladılar. Ben anlamadım yani. Allah bağışlasın tabii nicelerine de. Ne güzel. Aynen. Evet. Demek ki insanlar genç yaşta evlenip hem işlerini devam ettirip hem ailelerini kurup güzel güzel de gidebiliyorlarmış yani. Kesinlikle. İşte tabii. O yüzden iki tarafında ne istediğini hayattan yani, biliyor aynen, olması aynen. Lazım. Ve gelen kesinlikle. Fırsatı, o şansı olumlu yöne çevirmek yine insanın yani, elinde. Yani. Evet. Bir şeyi bitirmek çok kolay. Bir de bir daha yerine koyamıyorsun. O çok kötü bir şey. Ya bir ya daha yerine bir şey koyamıyorsun. Sevmek için bir sebep yeter kalmaya. Ama... Gitmek için bin sebep yeter ayrılmaya. Aynen. Doğru. Çok sen bunları nerede yazdın? Adada mı yazdın? Vallahi her an her yerde yazıyoruz. Bak sen hiç bunluk şeyler değil biliyor musun? Hiç böyle şeyler onun çok kadar sıkıcı ki. Yani, Kürt meselesine geçelim mesela. Bak Kürt meselesine geçelim. Ne alakalı? Ben bu programda konuşmak istiyorum bu aşk meşk ayrılık. Tabii de aşk meşk konuş. Bak haber verelim. Bak kızdıracak paylaşım diye. Severcan mı? Hayır Sevim Emre. Orhan Gencebay'ın hayat arkadaşı Sevim Emre'den hayvan severleri kızdıracak bir paylaşım geldi. Önceki gün kürküyle poz veren Emre şöyle dedi. Karda yürümek çok zor. Şimdi kürküm konu edilecek ama yıllar önce aldığım bir kürk bu. Yeni bir kürk almam ama olanı da giyerim demiş Sevim Emre. Dolayısıyla neden bunu açıp bu mevzuyu açtım? Dün çünkü buradan giderken Tuğba şöyle çok güzel bir şey giymişti Tuğba'nın üzerinde de. Ve dedim ki Tuğba harikulade bir kürküm var dedim. O dedi ki evet dedi falan. Senin de gerçek bir kürkün var ve kullanıyorsun değil mi? Şimdi ben müthiş bir hayvan severim bir kere. Yani. Senin kürkün var mı? Şimdi ama ben de söyleyeyim. İlk önce ona sordun tamam, o peki. Cevap versin. Bu olayda da yani şimdi şöyle düşünmek lazım. Şu oturduğumuz koltuktan, giydiğimiz ayakkabıdan, taktığımız deri kemerden, taktığımız deri çantadan, gözlüğümüzün sapından vesairesine kadar. İçtiğimiz ilaçtan, kullandığımız kozmetikten. Her şey ama her şey hayvanlar çok kötü şekilde öldürülerek evet. Yapılıyor. Ünlülerin bak kürklü yani, haline geliyor. Hayır falan. Ben şimdi evet. Bu şeye kızıyorum. Tamam evet hani kürk giyilmesin. Ben zaten imitasyonu tercih edenlerdenim açıkçası. Ama burada ama da, gerçekti çünkü. Yok o şeyli püsküllü bir şeydi ya. Deri derinlisi. Bir de anlamaz bir de. Hem anlamaz kürkü. Anlamıyor çünkü gerçek değildi kızın üstündeki. Yarı gerçek yarı onlar değildi. Hadi orada anlaşalım. Moda onlar şimdi. Hayır. Yarı gerçek şimdi, yarı değildi. Hayır hayır. Ben bu olayın hani bu kadar. Çünkü dün bana da yürüdü. Bak dedi senin ayakkabında evet, evet, deri değil mi dedi. Evet evet. Şey değil mi dedi. O zaman hayvanları kürküme... döndürüp hayvanların etlerini yiyoruz yani. Yani baktığın zaman tavşanı seviyoruz. Tavşan bir de şey eti diyorlar yiyoruz. Ya bak, aynı şey değil. Nasıl aynı şey değil? Bak hayvan severlerin söylediği şeylere bak şimdi. Evet. Hayır bu kadar böyle hani bazı insanlara gerçekten saldırıyorlar falan ben bunu anlayamıyorum. Çünkü... Bu, o zaman git bunu üreten firmaya mesela dünya
devleri. Yapıyorlar. Protesto ediyor. Hayvanseverler onu dedi. Bak geçen ay ben abi niye yoktu? Git, gördüm. Yapabiliyorsan o zaman git onların önünde eylem yap. Yapıyorlar. Onların dükkanını kapattır. Yapıyor. Onların şeyini şimdi, yap. Şimdi bir ihtiyaç meselesi var. Tabii ki hani bir de Kürk'te hayvanların derileri yüzerek, hayvanlara acı çektirerek kürkler üretildiği için dolayısıyla daha sağlıklı ve parlak görünsün diye tüyleri. Bunların yöntemlerini izlemişsinizdir zaten. Korkunç tavukları falan var. Nasıl öldürdüklerini izliyorlar mı peki o arkadaşlar? Kazları mesela kaz tüyü yastıklarda yatanlar. Ona da itiraz ediliyor zaten. Tabii ki kaz yani, tüyü aynen yolarak ya, böyle. Korkunç o zaman yani. Bütünüyle o kadar dünyada bütünüyle her şeyin tamamıyla o zaman yasaklanması gerekiyor. Değil. Kesinlikle öyle. Hepsinin kürk özellikle ama yani kürk özellikle. Ama çünkü kürk ne? Senin de kürkün var çünkü değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Benim kürküm şöyle var. Yani çok eskiden annelerimizin o mizonlar falan filan vardı ya. Onların şimdi tabii modası geçti. Onların modellerini değiştirdik. Şimdi yeni aldım evet, falan imitasyon. Yok. Tabii imitasyonu ama tercih ediyoruz. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey söyleyeyim de söyleyeceğimi unutturdun ya. Of. Yani hep böyle sözüme kesiyorsun. Zaten yarım akıllıyım. Gitti. Estağfurullah hayatım. Olur mu öyle şey? Diyordun ki senin kürkün var mı dedim. Benim kürküm var ama çok daha önceki senelerde. O zaman bilinçli değildik. Böyle toplumsal... Ama hala şimdi oturmuş masada kürkü savunuyorsun bana Tuğba'yla beraber. Kürküyü şöyle savunuyorum. İlk insanlara döndüğümüz zaman, ilk insanlara... Eyvah. Tabii ben de aynı şeyi düşündüm. İlk insanlar avlanıyorlardı ve o avlandıkları... hayvanların da postlarını üzerine atıp yaşıyorlardı. Soğuk ısınsınlar tamam, diye. İlk de, insanlar. Tamam, evet. Isınmak için yani. Anladın mı? Şimdi her şey polyester oldu. Kürk pahalı bir durum olduğu için ve sosyetik kadınlar ve dünyadaki zenginler giydiği için o yüzden buna tepki gösterilmeye başlandı Isınmak bence. Isınmak için şimdi kürke ihtiyacımız yok hayatım. İlk insandan bahsediyoruz. İlk insan ne yapsın? Isınmak için şimdi neye ihtiyacımız? Bulsun, dışarıda dışarıda giydiğin şeylerin o pamukların o koto ne var bunların şeyinde? Materyalinde. Nereden geliyor mesela? Ya. Nereden mesela geliyor? Aynı şeyi söylüyoruz nereden Seren'le. Geliyor? Kürkü yine attık. Biz Seren'le aynı şeyi söylüyoruz ve yine sen evet. Yalnız kaldın. Yani sen o yünlüleri giyiyorsun ya yünlüleri. Onların içinde nereden ne geliyor? Var? Ne var içinde onların hayatım? Koyunu kırpıyorlar, yün şey yapıyorlar. Yani değil mi? Gene bir ya hayvan. Ya öldürmüyor ama koyunu nasıl kırparken kırparak cırcırcır kırpıyor da. Nasıl öldürmüyor? Yani koyunu... Aa, yapma Allah aşkına o deneyler ya. Vesaireler nasıl yapılıyor aynen, peki? O zaman yüzüne sürdüğün makyaj kremi içinde tamam işte onu söylüyorum. Kullandığımız şampuanla... Ama mümkün olduğu kadar bu en korkuncu. Bak kürkte en korkuncu. Diyorum bu mevzuyu geçiyorum. Tamam siz kürk giymeye devam edin. Harika. Biz kürk giymiyoruz. Tamam giyin. Sen, senin gerçek kürkün var. Senin de gerçek kürkün var. Bülent Ersoy bile senin de deri ya. Kemerin deri ayakkabın bıraktı. Var. Bülent Ersoy geçen 2-3 ay önce açıkladı. Dedi ki bundan sonra artık gerçek kürk giymeyeceğim. İmitasyon adam, giyeceğim sen dedi. Nasıl provokat etti? İki evet bizi 2 dakikada düşman. Bizim kadar hayvan sever kimse yok. Sen iki ülkeyi birbirine düşürürsün. Şu müzik çalışmalarından bahsetsene biraz. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Baba konuyu değiştirmeyeceğim. Yani aynen. Müzik çalışmam. Bu klipten sonra başka bir klip çekecek. Evet, 14 Şubat'a özel bir şey söylemek istiyorum geliyor. Hı. Laf çok güzel ama bir şey söylemek, şey söylemek şunu istiyorum. Şunu bize birazcık söylesen. Hadi. Biraz derinlik. Bir dakika bu Survivor'da yazdığın. Survivor'da yazdım. Bu değil mi? Tamam. Birisini mi yazdı? Birisini düşünerek yazmışsındır. Sana gelsin hadi. Hadi bak, bana bak, gelsin. Bırak hadi. Şimdi şu an Survivor'a gelsin de. Ya, Survivor'da adadayken ya, kime yazdın? O anki duygularım... O anki duygularım tabii ki yani bir şeyleri düşünüp yazıyorum ama ben hani illaki birini düşünmeme de gerek yok. Ben her şeyden etkilenip bir başkasının duygusundan da yola çıkarak yazabiliyorum yani. Böyle olmalı zaten. Ama bu şarkı herhalde birisini düşünerek oldu tabii. Yani şu anda bittiği için onu ödüllendirmek istemiyorsun. O yüzden de söylemek istemiyorsun. Anladım ama dinliyoruz. Zeki kadın hali başka şey. Oluyor. Lep demeden lebleri yanlar. Buyurun efendim. Alttan aslında gelirse sevinirim şarkının. Ha şarkıyı verin. Daha güzel olur. Ha, evet. Şarkıyı verin arkadaşlar. Evet. Bir şey söylemek istiyorum. Söylemeden bir de anlayabilirim. Bir şey söylemek istiyorum. Sana ta uzaklardan. Seni çok özlüyorum. Seni çok seviyorum. Aşkım. Aşkım. Geldi mi? Hadi inşallah. Hadi bir gelse. Ses verelim, ses. Ses. Bir şey söylemek istiyorum. Sana ta uzaklardan seni
seni çok özlüyorum, seni çok seviyorum. Bir şey söylemek istiyorum sana ta uzaklardan. Seni çok özlüyorum, aşkınla yanıyorum aşkım. Beğendim ki şarkıyı. Ay, sana anlatan bak tüylerim diken diken oldu. Canımsın. O kadar beğendim çok yani. Çok teşekkür ediyorum. Sen. Çok güzel şarkı. Çok sen bak bakıyor şimdi hayretle bana tüylerim niye diken diken. Çünkü adamının hiç böyle bir tip tam duygusu yani. Tam serenlik bir şey çünkü. Aa, bak çok böyle. Mutlu oldum. Tam serenlik. Melodi aşkın, de çok maşkın, güzel tabii, sözler de. Okyanustan yazmış o şey ama o hissiyat Seren, var. Ama Seren ben bir şey itiraf edeyim mi? Ben o şarkını bilmiyordum. Ben senin yüzünden bu sene çok ağladığım zamanlar oldu. Hangi şarkısı? Hangi şarkı? Şarkısı diyorum. Dubai'de mi çekmişsin? Aa, ben o bu kapıdan şey ben, dost bile kalamadık. Evet ya, ya o nasıl güzel bir ben şarkı. Ben de yazdım aşıkken ben de ayrıldığımda. Değerini, bil, değerini bilmen için gitmem mi gerek? Bak, gördün mü? Benim de şarkını sevenler var. Bak gördün mü? Valla.
Ne? Ay harika bir şarkı. Değerimi bilmen için silmem mi gerek, gitmem mi gerek, ölmem mi gerek? Git, silmem mi gerek, bak, gitmem mi gerek? Seni yerim, söylerim şimdi sana. Ölmem mi gerek? Hadi bak, bir söylesene Sero'ya, Allah aşkına harika. Hiç sevmiyor, bak bak nasıl bakıyor bak şimdi. Tamam canım, doğru, bayılır, bak, söyle, sonra ya, söylersin. Çok güzel bir şarkı. Hiç sevmezsin şarkı. Müthiş bir şarkı, ne olur bir söyle. Tamam tamam, biraz sonra okuyayım. Gitmem mi gerek, silmem mi gerek, ölmem bunu kim yazdı? Ben yazdım. Valla. Evet. Biz, bravo bak, çok güzel bir şarkı. Ben bak güzel. Bunu ben Arapça okudum, Farsça. Kimle? Evet, bir de Arapça okumuşsun orada. Ama bu kayıt şey aha, canlı. Harun Kolçak'la yaptığım bu. Tamam, bu. Biliyorum, biliyorum bunu ya. Bunu biliyorum. Nereden biliyorsun? Ya daha geçen gün bir ay önce yayınladık ya şeyde. Harun Kolçak'la yaptım derken. Hani o... hiçbir şeyden bilmesem oradan biliyorum. Şey, hayır başka aslında... bir adamla söylüyordun sen. Evet onu Arapça söyledim ben. Bu tabii eski kayıt. Bir ay. Tane Seren Seren gibi dost bile kalamadık Arapça yazın. Onu müthiş bir şarkı. Size. Tamam yarın oku onu ne olur hadi. Evet, ama yarın ne olur oku benim için tamam, bak dinleyeceğim seni. Bak, gözüm içine bakıyor ki ben okuyayım mıyım diye. Şarkıdan falan adam nefret ediyor hiç istemiyor hep haber olsun magazin olsun. Aynen WhatsApp ihbar attı sen şey dün geleceksin diye. Yarın dün geleceksin okurum yani. Diye. İhbar mı edilmişim? İhbar edilmişim. Aynen ihbar edilmişim. Aynen. Şeyden Konya'ya gittiğin şeyden görüntüler göndermişler. Ne? Kulüpten. Şarkı söylüyorsun orada. Hı. Şimdi ve o kulüpte şarkı bak şu görüntüde. Dedim ki bu Tuğba mı dedim. Sesi var mı arkadaşlar? Bir şey yok yazdı ya. Ses şarkı söylüyorsun. Bu ne oluyor orada be? Bu ne? Şimdi Tuğba Özay'ın bu Konya'da geçen hafta mıydı? Geçen hafta konseri galiba. Evet bir sahne almıştık Konya'da. Evet. He, geçen hafta. Ve müthiş bir hava muhalefeti olmasına rağmen sağ olsunlar. Şimdi. Ne var? Bunun başka görüntüsü var mı arkadaşlar? Ama ses çok kötü geliyor. Aynen ama cep telefonu falan kaydedilmiş. Ama çok, çok fena geliyor yani. Tamamdır. Çok güzel. Şimdi bu geçtiğimiz hafta Konya'da değil mi? Konya, evet, Konya burası. Evet. Şimdi bak şu görüntüler var. Bayağı şimdi senin bu... Turneler mi? Ne mesela bu organizasyon? Turne kalmadı yani. Gibi öyle geceler oluyor. Sahne aldığımız yerler oluyor. Mesela bu cuma 13'ünde Milas'ta olacağız. Yine sahne alacağımız bir yer olacak. 14'ünde Malatya'dayız efendim. Kocamın Nişanlısı adlı tiyatro oyunumuzla sevenlerimizin karşısına olacağız. Bu arada sevgili Ahmet Çevik bizi izliyor. Ahmet Çevik tiyatrosunun sahibi biliyorsunuz. Ve şu anda da Altı Üstü Komedi adlı bir oyunumuz var. 28 Ocak'ta İstanbul Kartal Soğanlık'tayız. 29 Ocak'ta Almanya Stuttgart'tayız. 15 Şubat Isparta, 16 Şubat Bostanlı, İzmir, 17 Şubat İzmir Güzelbahçe, bak. 18 Şubat Ali Ağa'dayız. Vay anam vay. 22 Şubat Karasu'dayız. Ama... 26 Şubat Almanya Berlin'deyiz. 1 ama Mart Sinop, buralarda? 2 Mart İstanbul Moi sahnesindeyiz. Evet. Altı Üstü Komedi güldüreceğiz inşallah. Ha bu tiyatro mu? Oyun... Bu tiyatro oyunlarımız. Peki sahne bunu gönderenler boş sahnelere, boş masalara söyledi diye göndermişler. Hayır hiç ihbar alakası hattına. Yok hiç alakası yok. Aksine boş... Ne peki meseleyi anlat da bir. Yok hiç alakası yok. Ben de o yüzden şaşırdım. Orada, masalar boş mu? Yok geri taraf o ön tarafı boş bıraktılar. Diğer bütün arka masaların hepsi doluydu. Hmm. Bir şey söyleyeceğim. Orada işte yani birileri. Şu görüntülere bakıp işte birini, demek ki evet, yani biri boş kendine, masalara. Kendine prim yapmaya çalışmış. Şimdi en arkaya oturmuş tamam mı? En arkalar zaten mesela çok büyük bir yer zaten olur, tamam mı? Ya bu belli ki buna gıcık olmuş birisi. Tuğba'ya değil mi? Tuğba'ya göndermiş. Ayrıca da o kadar büyük sanatçılar. Herkesin boş masalara şarkı söylediği o kadar günler olmuştur ki. Zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Daha komik. Eskiden 30 bu böyle biri belli ki baltalamaya çalıştı. Evet evet. Sinir olmuş sana. Orada muhakkak bir tersledim falan bir şey yaptım. Buraya göndermişim. Yok ben kimseyi terslemem. Yok hayır. Herkes gelir. Mesela bazıları çok komik ya. Fotoğraf çektiriyor mesela ondan sonra. O gün oradan da öyle bir kızcağızın öyle bir şeyi de olmuş. Ondan sonra ben size hayranım çok seviyorum sizi bilmem ne geliyor benimle fotoğraf çektiriyor. Kulisime kadar hani izin veriyoruz ki bize yaklaşmaları biliyorsunuz o kadar hani kolay olmuyor ama evet. Ben öyle bir insan değilim. Geliyor fotoğraf çekiyor sonra atıyor onu mesela Instagram'a. Ben daha güzelim değil mi diye yayın yapıyor ama o ana gelene kadar mesela diyor ki ay ben sizi çok seviyorum çok hayranım. Fotoğraf çekene kadar değil mi? Ha, olabiliyor yani onlar insanların kendi...
kompleksleri ya. Ya evet. İnsan ne olacak hepimizin o yani. Sen boş masada şarkı söyledin mi? Ya biz sana bir şey söyleyeyim mi? Biz kimleydi? Ya Selami Şahin'le çalışırken ya Emrah'la bir Ankara Altınal gazinosunda kar yağmıştı. Orada da çok karlıydı bir de. Felaket karlıydı. Ona rağmen biz hayret ettik yani. Gerçekten mekan rezervasyon çok güzeldi. Dolu olmuş olmasına doluydu. Rağmen 6 masa gelebildi. O 6 masaya program yaptık yani. Müşteri Ali Poyrazoğlu yani. İlk şey... tiyatro oyununa çıktığında sadece 2 kişi gelmiş. Hmm. O 2 kişi de uyumuş zaten. Bakalım. Ama oynarsın sen. Ama çıkarsın işini yaparsın. Evet, orada isterse 10 kişi olsun. O 10 kişiye de çıkıp söyler misin mesela? Gerçekten mesela bu Konya'daki şeyde kulüpte masalar boş olsaydı, gerçekten orada 3-5 masa olsaydı. Ya insan tabii üzülür. Evet. Hani bir şey olursun ama. Bu da bir de gecenin sonu galiba. Evet, gecenin sonuydu. Tabii zaten o havalara girdiğimiz için tamamen. Tabii artık o tamamen gecenin final. Ama bir şey söyleyeyim, bunu kim gönderdiyse çok ayıp etmiş. Bence hiç daha fazla bunu göstermeyelim. Çünkü şeylerine niye gülüyorsun? Çok... Ama komikler gerçekten. Çok ayıp etmiş çünkü gecenin gereksiz bu. Ve evet gereksiz bir şey yani. Kendisi yani. Baltalamaya çalışmış ama. Evet oyunları programını verdin. Oyun programını. Kocamın nişanlısı da 14'ü Malatya'daydı. Kocamın nişanlısı da enteresan bir isim. Kocamın nişanlısı aslında Yeşilçam filmidir. Ve Gönül Yazar oradaki nişanlıyı oynamıştır. Hatta babamla bir dakika babanla. Öyle mi? Ben enteresan bir laf çünkü. Aa tabii. Kesin tabii. Beraber oynamışlar. Onlar da isim aynen. Çünkü. Tabii kocamın nişanlısı. Ay saygıdeğer ustamız tabii ki. Ustu Serengi. Bak bugün her yerden çıkıyor babacığım. Şey, Gönül Yazar. Bir de onların beraber tabii çok. Diğer bayan kimin olduğunu tiyatroya oyuna uyarlanmış. Evet tiyatroya uyarlanmış hali. Onda da Gönül Yazar'ın rolünü ben canlandırıyorum. Diğer rol İpek Senolcay'ın. Var, güzel de bir ekip. Mehmet Çepiç, İpek Senolcay, ben. Sen her yere yetişiyorsun. Senin bu enerjine o yüzden hayranım. Yani tiyatroya da yetişiyorsun, sahneye de yetişiyorsun. Onu da yapıyorsun, bunu da yapıyorsun. Hepsi yapıyorsun. Aferin Tuğba. Vallahi aferin. Şu Instagram'da ünlülerin paylaştığı diğer görüntüler var bugün. Bayılıyor Instagram'a. Evet buyurun bakalım. Ben değil, asıl siz bayılıyorsunuz. Ben yayınlayalım demiyorum Allah Allah. Nasıl bayılıyorsan seyirciler bakalım ne yapıyor. Ya her şeyi dozunda güzel kullandığın zaman sıkıntı yok. Bak bak katılıyor. O da işine geldi. Kırılmadık yer mi bıraktı? 2017'ye geldik ama hala 16'lık popstar diyoruz ya neyse. Aleyna Tilki sosyal medyadan şarkıcı kimliğini ön plana çıkarıyordu biliyorsunuz. Bu seferki paylaşımında şakacı kimliğiyle karşımızda. Ne diyor küçük starımız? Balkonu geçecek boyum. Şaka iyi de Türkçe zayıf. Geçecek kelimesini keşke doğru yazsaymış. Kırılmadık yer mi? Fahriye Evcen, Burak Özçivit'e en güzel pozlarından birini veriyor. Çok güzel an canım baksana. Kara Sevda'nın Zeynep'i, Hazal Filiz Küçükköse sete giderken acaba evde neyi unutmuş? Derin bir düşünce içinde görüyoruz. Unuttum boyunu pusunu, duyunu suyunu, bu aşkın sonu. İvana Sert, arkadaşlarıyla karda sucuk partisi veriyor ve keyfi de oldukça yerinde. Hadi gönlüm umurunda, söyle kim kimin umurunda. Yılan yok oyununda, bir küçük kondur boynunda. Biraz dur başucumda, kan ter kalmış uçurumda. Hey. Çok çabuk gözümden çıkardın. Kaya Çilingiroğlu kızı Zehra ile akşam yemeğinde bir arada. Bakmayın ikisinin de güldüklerine. Aslında bu yemek baba kızın ayrılık yemeği. Malum Zehra Londra'da eğitim alıyor ve İstanbul'daki son akşamı. Tez vakitte tekrar bir araya gelirler inşallah. Evet. Kızıma öğlen yemeği. Neslihan Atagül'ün Doberman köpeği ise hayli yorgun görünüyor. Nilüfer
Sezen Aksu'nun efsane şarkısı Seni Kimler Aldı'yı yeni albümünde seslendirdi. Ve klibinde oyuncu eşler Engin Happy'leri ve Beyza Şekerci'yi oynattı. Evet, film çekmek için böyle iki tane şahane, şahane oyuncuyla, sanatçıyla birlikteyiz bu klipte. Bizim için de çok özel bir gün. Evet. Yaradan bizim çok 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 eskiden yaradığımız, sevdiğimiz. Onu çok özlemiştik. Star ekranlarında Özcan Deniz hasretimiz sona erecek inşallah. Özcan Bey İstanbullu Gelin dizisinin çekimlerinde tüm karizmasıyla selfie yapıyor. Arar bulurum izini, bilirsin sırrımdan. Pınar Altuğ'sa alkışlanacak bir harekette bulunuyor ve sokak hayvanlarına bu zor hava şartlarında el uzatıyor. La cucaracha, la cucaracha, junto a seu moruya, sa drugue strane. Safiye Soyman siyah kıvırcık saçlarıyla çok da havalı olmamış mı? Haftaya stüdyo konuğumuz olacak. Sorarız bu değişimi. Turun sonunu Güzeller Güzeli sunucumuz Seren Serengil ile yapıyoruz. Önce bir hatırlatma yapalım. Deyim yerindeyse dün sabah ortalığı yıkan kıyafetine bir göz atalım. Güzeller içinden kalbimi sana, ben sana verdim. Seren Hanım çekim bitince de hemen soluğu evde alıyor ve karlar içinde kalan mahallesinin önünden paylaşımda bulunuyor. Bu benim araba. Bir zamanlar arabamdı ama artık yok. Burada gördüğünüz gibi kimse giremiyor. Tam tam, tam tam. Hiçbir şey yapmaz. Tam 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 tam. Ay çok teşekkürler. Ne güzel laflar. Siz rejiden böyle şeyler duymaya alışkın değil mi? Sizden öyle de Cengiz Severcioğlu'ndan. Hemen şımarma. Öyle ayda yılda bir yapıyoruz böyle şeyler. Evet tabii canım. Ben zaten sen, yani ben zaten senden böyle bir şey görüyorum. Ne bizim ekipten evet, yapmışlar. Evet. Çok teşekkür ederim arkadaşlar güzel sözlerinize. Şimdi Zehra yemekteydi ya. Kaya Çilingiroğlu'yla babasıyla beraber evet. Londra'ya gidecek. Ve ondan sonra bir saç şeklini değiştirmiş. Bir görelim bakalım saç şekli. Beğenecek bak. Aa güzel Zehra olmuş. Böyle oldu. Güzel olmuş. Evet güzel Matilda olmuş. Gibi. Evet. Evet. Sonra çok çok yakışmış Zehra, bence. Ha. Evet bence de. Evet çok güzel. Bu Zehra değil herhalde. Bu Matilda. Bu Matilda tek kare fotoğrafı var. Tekrar görelim. Evet. Bu da Matilda. Bu da Matilda. Bu da Matilda. Gerçek Matilda'yı masaya yatır. Zehra da büyüdü yani böyle bir şey olabilir kocaman mi? Oldu. Vallahi. Anne mi benziyor daha çok babaya baba. Mı? Aynı bak baba. İşte bu Zehra oldu. Londra'ya giderken saçlarını kestirmiş. Evet bu Zehra. Tamam. Güzel olmuş ama. Güzel olmuş. Güle güle kullansın. Londra'da okuyor. Güzel güzel okusun. Ay Hülya bir tane daha mı doğursa diyorum ben acaba. Hülya'ya gelene kadar sen doğur. Hülya bir tane ben doğur. Ben doğurabilsem doğuracağım da ben doğuramıyorum bir türlü. Şimdi de şey yok, eş yok. Evlenmem lazım doğurmak için. Öyle bir şey de yok. Kaldık gene böyle dur bakalım. Peki efendim. Şimdi Rafet Er romanı dünden beri konuşuyoruz. Evet. Bir türlü şey yapamadık. Nasıl bulursun Rafet Er romanın şarkılarını? Çok güzel. Çok beğeniyorum. Ben kendisini de çok seviyorum. Evet. Ben onunla bir mesajlaştım. İşte senin mesajını biz haber yaptık. Evet size ben söyledim mi mesajımı koyun diye adamla özel mesajlaşmışım. Ayıp o. Yani bunları bir şey söylüyorum. Söyledi akşamında direkt ona şey yapayım. İşte bir daha yeni, bir şey yapmayayım söylemeyeceğim. Aynen. Hayır söyleyeceksin ya. Hayır ben size onu niye söyledim? Dedim ki bak yeni kız arkadaşı varmış Rafet'in dedim. Benim arkadaşım Rafet yani çok da seviyorum. Ondan evet. Sonra Instagram'a da hikayeler bölümüne kız arkadaşını yayınlamış. Ne güzel. Ben de ona yazdım dedim ki çok güzel bir kız dedim. Kim dedim. O da benim tenim falan bir şeyler yazdı evet, bana. Yani. Instagram'da hani, paylaştığı için kamuya açtı dolayısıyla. Hayır ama bana mesaj attığı mesajı yazıyorsunuz tabii. Oraya adamın. Tamam ben size onu çok kızın resmini paylaşmış. Göstereyim derken yazışmamız mesela, da gitti bunlara. Çok güzel olduğunu görelim. Bak herkes görsün. Duyum, ne kadar güzel. Bir şeyler yazmış tabii herhalde kızı bak. Anlatırken. Gel yalan yok ki içimde sen tanımadın mı onca sene düşlerimden kalktım her sana uyandım sadece oh. Ben yar kendimi bildim dileli bir sana aşık sana deli seninle açtım bu gözleri seninle kaparım ancak şimdi yalanlarına İnanasam var, sorunlarına katlanasam var, özlüyorum ah her şeyini anlamadım geçen
çıkmıyor işte, bu kadar yani. Haberimiz bu. Evet yani Rafet iyi bir adam. Evet yani bir şekilde mutsuz sonla o bitiyor onun da aşkları. Ama belki mutsuz sonla bittiği için bu güzel şarkıları yazıyor. Aşk acısı yazdırır değil mi? Yazdırır. Bak senin de işte o aşk acısı olmasa. Ben şarkı yazmıyorum. Ben bile yazdım. Ben de çok yazmışımdır. Ha buyur işte. Aşk yazdırıyor, ayrılık yazdırıyor da Rafet'in eski eşine benziyor biraz değil mi? Ceren'e benziyor. Ceren'e değil mi? Benziyor. Ceren Kalpakas'ına benziyor gerçekten. Benzemiyor, andırıyor biraz. Andırıyor. Biraz. Aynı tarza benziyor. Mutlu olsunlar. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben programın sonuna geldik. Tuba süperdin. Şarkı süper. Harikasın. Çok sağ ol. Çok teşekkür. Çok eğlenceli, çok keyifli. Çok seviyorum. Enerjin her zaman yüksek. Hatamız olduysa affola. Ne hatası olacak? Ama sen bir İtalyan enişteye geri dönsen de artık kendine. Yeni bir İtalyan enişte. Yeni bir İtalyan enişte. Teşekkür ederim. Açıkçası işime o kadar şu an konsantreyim ki. Hani ben şu an tüm gücümü, enerjimi ona veriyorum. Ondan besleniyorum. Sevgilim. Bakalım. Aşk da çıkarsa çıksın o zaman değil çıksın mi? Hayırlı günler. Yarın sabah görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.